esas işim ticari bilgi ve istihbarat sistemleri. Yani küçük büyük firmalarda bu sistemleri kuruyorum. Kusura bakmayın, nezlenin son aşamasındayım. O yüzden sesle gidip vaziyette. Biraz daha sessizlik var. Ama artık herhalde son bu haftayı doldurdum. Herhalde bugün toparlayacağız gibi geliyor. Şimdi teknik açıdan şöyle. Bana her zaman siteden ulaşıp mail atabilirsiniz sorularınız olursa. Nihayetinde sizler meslektaşlarımızsınız. Bizim okulda da öyle. Yani Uluslararası Ticaret Bölümü bizim meslektaşlarımız olacaksınız. Bunların içinizden bir kısmı birazdan meslek piramidimize bakacağız. Başka daha ileri işlere, daha gelişmiş tekniklere ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla her zaman bağlantı kurabilirsiniz. Bana oradan ulaşabilirsiniz web sitesinden. Diğer Gmail ve başka mailim de var, onu da verebilirim. Dolayısıyla sıkıştığınız yerde soru sorma hakkınız her zaman baki. Her zaman baki. Bizim bu üniversitedeki arkadaşlara da söylüyorum. Çünkü sizinle ilişkimiz farklı düzeyde. Piyasada danışmanlığınız para karşılığı ama sizlerle sonsuz olarak bu bölüm mezunlarına her zaman bilgi transferinde bizim işimiz ve görevimiz bu. Dolayısıyla hani öyle başlamış olayım. Şimdi ilerledikçe görelim. Şimdi birinci mesele, konuşacağımız ilk konu şu. Bizim dış ticaret meslek piramidimiz nasıl? Yani yeni dünyada nasıl? Eskiden dünyada biz sadece şu ikisini yapan elemanlardık. Ama artık son 30 senedir dünyadaki yeni gelişmelerle birlikte, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte bizim meslek piramidimiz değişti. Yani nerelere kadar çıkabiliriz? Bunun en altında bizim piramidimizin temel dış ticaretçileri var. Bunlar işlemleri yapan arkadaşlar. İşlemlerden kastımız şu, gümrük işlemlerini yapıyorlar, banka işlemlerini yapıyorlar. Bu slaytları da bırakacağım burada. Üniversiteden alabilirsiniz. Yani slaytların da şey bir tarafı yok. Ha şunu söyleyeyim, slaytların hepsi şey orijinal slaytlar. Dolayısıyla bir yerde yayınlayacaksanız, kullanacaksanız refer edin lütfen. Çünkü yani patentlenmiş slaytlar. Yani bizim adımıza patentlenmiş slaytlar. O yüzden de rahatlıkla paylaşabiliyoruz. Ama rica ediyorum, kullandığınız zaman da refer etmeniz gerekiyor. Çünkü bir kayıt altına alınmış özelliği var. Şimdi en altta temel dış ticaretçilerimiz var. Bunlar işlemleri yapan operasyon elemanları. Bunlar kıymetli mi? Doğru. Bunlar belirli oranlarda kıymetli ama çok üst nitelikler değil. Bir defa dil bilmeleri gerekmiyor. Gümrükleri ve diğer firmadaki problemleri çözen, iş yapan insanlar. Ama bunun üstünde çok kıymetli bir elemanımız var. Uluslararası pazarlama yapma niteliklerine sahip bir eleman. Bu eleman dünyaya ürünleri alıp, bir ürünü alıp dünyaya pazarlama becerisi olan bir eleman. Bu eleman dünyada artık önemli. Çünkü dünyada biraz sonra göreceğiz, hiper rekabet var. Yani 90'lı yıllardan itibaren dünyada artık yeni bir kavram ortaya atıldı. Hyper competition, hiper rekabet. Hiper rekabetin olduğu bir ülkede, bir dünyada bizim bu elemanlarımız çok kıymetli elemanlar. Ancak hiper rekabet öyle boyutlara geldi ki şu an itibariyle bu elemanların nitelikleri de bunu götürmeye yeterli değil. Daha fazla niteliğe sahip olmaları gerekiyor. Askerlikten bir benzetme yapacağım. Bunlar bizim piyadelerimiz, bunlar komando. Ama bu çağa özgü bir de özel kuvvetlerimize ihtiyacımız var. Bunlar dış ticaret istihbarat elemanları. Bu yeni bir kavram. Yaklaşık 15-20 senedir dünyada dış ticaret alanında da diğer alanlarda da hiper rekabetin ilacı olarak ortaya çıkarılan competitive intelligence, yani rekabet istihbaratı kavramının dış ticarete uyarlanmış elemanları. Bu elemanlar ne yapıyor? Yani bunların özelliklerini, özel kuvvet dedik bunlara. Çok basit. Bu elemana bir ürün veriyorsunuz. Bizim yetiştirdiğimiz bir sürü arkadaşımız var böyle. Bir ürün veriyorsunuz. Bu ürünü alıyor. Bu arkadaş 10-15 günde bunun hedef pazarını tespit ediyor. Hedef pazardan kasıt şu. Yani bu ürün en rahat ve en karlı hangi pazarlarda satılabilir? Bunun artık bilimsel olmasa da ona yakın bir analiz sistematiği var. Özellikle ticari akışları kullanıyoruz burada. Yani ülkelerden ülkelere olan ticari akışları belirli bir sistematik içinde inceliyoruz. Bunun örneklerini göstereceğim size. Burada matrisler geliştirebiliyoruz ama artık bunu bir hafta içinde bir arkadaşımız, bu işi iyi yapan birisi, bir ürünü eline alıp gümrük tarife istatistik pozisyon numarasını bulup veya bilip bununla ilgili olarak dünyada en rahat ve karlı girilebilecek ilk 10 pazarı, sonra da 3 pazarı ayırt edebilecek niteliklere sahip olarak yetiştirilebiliyor.
Bizim sınav sorularımızdan bir tanesi bu. Bu dönem sorduğumuz soru bu. Bir tane koskoca bir A3'te iki tane matris verdik. Buna göre hedef pazarlarınızı belirleyin dedik arkadaşlar. İlk 10 pazar, sonra da ilk 3 pazar. 100 soruluk bir puanlık bir soruydu bu. Buna göre şey yaptılar. Beyinleri ısındı biraz. Yani öyle hakikaten ısındı ama bayağı da güzel notlar aldılar. Ve bu tartışmalar sonucunda hedef pazarı nasıl bulunabileceği konusunda ciddi bir birikim elde ettiler. Şimdi bunu yapabiliyor bir. İki, bir ülkeyi seçtiniz. O ülkede hangi hedef müşteri gruplarınız var? Genellikle biz buna çok kaba bakıyoruz. Yani hedef müşteri grupları çok kaba bakılıyor. İthalatçılar. Kesinlikle değil. Yani bizim bir ülkede 10'a yakın, belki 15'e yakın hedef müşteri grubumuz olabilir. Ama bunlardan esas olanlar hangisi? Bunların tespiti çok çok önemli. Bu esas olan müşteri gruplarını tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi burada tam şu noktada çok kritik bir şey söyleyeceğim. Uluslararası pazarlama kitaplarında okuduğunuz her şeyi unutun. Çünkü ihracat pazarlaması bunlardan tamamen farklı. Yani Porter, Kotler, diğer ustaların söyledikleri her şeyi son kullanıcıya mal satarsanız, son kullanıcıya pazarlama yapacaksanız kesinlikle çok önemli. Ama ihracat pazarlaması son kullanıcılara yapılmaz. Ben 25 senedir bu işi yapıyorum. Hiçbir zaman son kullanıcılara pazarlama yapmayı başaramadım. Çünkü neyi gerektiriyor? Orada hedef ülkede bir dükkan açmanız gerektiriyor. Yani son kullanıcıya pazarlama yapmanız için orada bir dükkan açmanız gerekiyor. Halbuki sorun biz hep ihracat pazarlaması business to business. Yani firmadan firmaya olur. Dolayısıyla bizim hedef grubumuz firmalar. Dolayısıyla hedef grubu nihai tüketici olan pazarlama teorilerinin bizim içimizde hiçbir etkisi yok. İşte ürün konumlandırma. Asla ürün konumlandırmadım ben. 25 senedir yüzlerce firmaya danış. Hiçbirinde ürün konumlandı. İhtiyaç yok ki biz firmaya satıyoruz. Bizim tamamen farklı bir yaklaşımla firmaları konumlandırmamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak da son benim yeni yazdığım bir makale var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Yine şeydeki bölümdeki arkadaşlardan onu alabilirsiniz. Yani bu konuda bir defa çok net bir sınır koymamız gerekiyor. Oradaki işlemler bizi bağlamıyor. Ama son kullanıcıya satış tamam dediğiniz anda o zaman onların çok ciddi önemi var. Onlardan yararlanmamız gerekiyor. Burada başka bir dünyayla karşı karşıyayız. İşte bu dış ticaret istihbarat elemanımız firmaları sınıflandırma becerisine sahip. Yani firmalara baktığımız zaman hangisi hedef firmalardır bunu tespit etme özelliğinde. Ya 15'e yakın firma var. 15 çeşit firmayı hepsini aynı anda ziyaret edemeyiz. Hangisi bizim ağırlık noktamız? Esas müşterilerimiz hangi grupta? Bunu doğru tespit etmeyi becerebilen, dikkat ederseniz yaptığımız işlem hep hedefi küçültmek. Hedefleri küçültüyoruz, dar alanlara getiriyoruz ve bu dar alanlara bütün gücümüzü kullanarak stratejik bir yönetim tarzıyla oralara nokta atışı vuruşlar yapıyoruz. Bizim önerdiğimiz, bunları yapabilen bir adam, dış ticaret istihbarat elemanı. Firmaların bilançolarını bulabiliyor. Hangi firmalar hangi işlemleri yapmışlar? Hangi firmalar kimlerden mal satın almışlar? Hangi firmaların bilançoları aşağı doğru iniyor? Hangileri yukarı doğru çıkıyor? Firmalarla ilgili istihbaratı yapabilen insanlar bunlar. Dolayısıyla ihracatın özel kuvvetleri. Bu çok önemli. Bizim amacımız dış ticaret istihbaratı konusunda elemanların yetiştirilmesi. Bunlar nitelik olarak komandonun üstünde özel kuvvetler gibi. Yani özel kuvvet ne yapabiliyor? Havada uçuyor, yerde kaçıyor değil mi? Deniz altında dalıyor. SAP komandolarını düşünün. Değil mi? Her şeyi yapabiliyor. Bunlar komandodan nitelik olarak daha üstün. Stratejik yaklaşımları var. Bir de bir üstünlükleri strateji biliyor olmaları. Dolayısıyla bu bizim ilk 3 bölüm mesleki piramidimizin ilk alt basamakları. Ama artık dış ticaretçilerin mesleki piramidi bunlar da sınırlı değil. Bunların bir üstünde bir grup daha var. Information broker. Yani şunlar ticari bilgi satan insanlar var dünyada. Şu anda 10 bini geçmiş information broker diye yazarsanız bunların derneklerinde Google'da falan bulacaksınız internet ortamında. Bunlar bilgi satarak hayatlarını kazanan insanlar. Bilgi satıyorlar. Ama bu bilgiyi her alanda bilgi satıyorlar. Bugün onlara iklimlendirme istiyorsunuz onu satıyor. Yarın iklim istiyorsunuz onunla ilgili bilgi bulabiliyor. Peki bütün bunların uzmanı mı bu insanlar? Hayır. Hiçbir şeyin uzmanı değiller. Ama bir şeyin uzmanına ticari bilgiyi nerede bulabilecekleri, indeksleri ve referans eserleri iyi kullanarak sizin istediğiniz bilgiyi oralardan süzüp sizin istediğiniz formata getirip size sunmakla görevli insanlar. Bunlar information brokerlar. Dünyamızda 90'lı yıllardan beri gelişen bir ekol.
Bu bir meslek. Bizim mesleğimizin bir üst dalı. Eskiden kütüphaneciler yapıyordu. Şimdi bu artık bilgi teknolojileri diye gelişti. Bilgi sistemleri diyorlar veya Hacettepe'de bölümleri var. Bu çok kıymetli bir iş. Bu işe de gelişebiliriz. Yani bir aşamada. En üstte de rekabet istihbaratçıları var. Bunlar bir firmaya giriyor, firmayı inceliyor. Bu firmada kısa sürede bir müddet sonra firmaya 3 sayfalık bir yol haritası çiziyor. Ve firma bu yol haritasını yaparsa başarı kazanıyor. Rekabet istihbaratçıları çok kıymetli dünyada. Yani bu Amerika'da da kıymetli, Çin'de de kıymetli, Türkiye'de kıymetli değil. Çünkü Türkiye henüz bilmiyor bunu. Dolayısıyla Türkiye'de yavaş yavaş ticari istihbarat kelimesi bile Ekonomi Bakanlığı'nın literatürüne 2 sene önce girebildi. Daha önce Ekonomi Bakanlığı'yla bizim yaptığımız temaslarda buna anlamıyorlardı ve bunun ne olduğunu bilmiyorlardı. Ama artık ticari istihbarat diye bir şeyin olduğunu ve bunun önemli olduğunu kabul eder hale geldiler çok şükür. Yani inşallah daha da gelişecek ama bir ülkenin bunlara ihtiyacı var. Yani biz şuradan kendimizi en üst noktaya kadar çıkarabiliriz. Yani şeyimizin mesleki piramidimiz buraya kadar geliyor. Dünyada geçerli bir iş arıyorsak. Şimdi bir parametre şu, yukarı çıktıkça kazandığınız para artıyor ama daha önemli bir şey var, özgürlüğünüz artıyor. Çünkü aranan bir eleman oluyorsunuz. Yani biz şu anda dış ticaret istihbarat elemanı alıyoruz. İstanbul'da bir sürü projemiz var. 17 firmaya bir danışmanlık veriyoruz ve bunlara bunun için yetiştirmek üzere eleman arıyoruz. Ama aradığımız özellikler çok basit özellikler. Bir diyoruz dil bilecek, İngilizceyi kullanabilecek. İkinci bir dil tercih nedeni. İki diyoruz analitik becerileri olacak. Üç araştırmayı sevecek, bundan yılmayacak, zevk duyacak. Üç tane özellik söylüyor. Bu nitelikte elemanları bulmamız o kadar zor ki. Çok basit şeyler söylüyorum aslında. Dil bilecek, analitik olacak ve şeyi sevecek. Bilgi araştırma işini seven bir insan olacak. Çünkü bu iş, bu meslek sevmeden yapılacak bir iş değil. Bütün meslekler gibi ama ancak severseniz çok başarılı olabileceğiniz, araştırmadan hoşlanıyorsanız ilerilere doğru gidebilirsiniz. Şimdi pazarlama ve ihracat pazarlaması arasındaki farklılıklar şöyle. Bu sizler için hazırladım. Uluslararası pazarlama genel olarak son kullanıcılara yönelik teorilerine sürer. İhracat pazarlaması firmadan firmaya yapılır. Hedef müşteriler değişik türden firmalar. Bir defa bunu konuştuk. Porter'ın söyledikleri büyük firmalara ve son kullanıcıya yönelik bir pazarlama stratejisini anlatır. İhracat pazarlaması ise tamamen farklıdır. Şimdi bununla ilgili bu makaleyi ben okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü artık meslek olarak yaptığımız işin teorik temellerini nereye oturduğunu da bilmek durumundayız. Şimdi bakın iklimlendirmecilerle çalışıyoruz. Biz 6. aya geldik. 6 aydır firmalara her ay gidiyoruz. 10 gün onlarla birlikte oluyoruz 16 firmayla. Ve bunlarla stratejik hedeflerini ve ticari bilgi ve istihbarat sistemleri kuruyoruz o firmalarda. İklimlendirme. Bunların içinde daha önce Alarko'nun radyatör bölümü de vardı. Onlara da aynı sistemi kurduk. Onlarla devam ediyoruz. Şimdi bakın bir iklimlendirme ile ilgili işte klimaydı, başka sistemler, soğutma sistemleri, ısıtma sistemleri bunları üreten bir firmanın hedef olabilecek müşteri grupları bunlar. Bakın iklimlendirme müteahhitleri. Bu müşteri grubu. Şimdi klasik pazarlamada böyle bir şey yok. Orada bu klimayı kullanacak insanların yaş grupları, tüketim grupları onları konuşuyoruz. Halbuki biz burada başka bir şey konuşuyoruz. Bunu alabilecek müşteriler bunlardan hangileri diyoruz. Bir bayi mi yapacağız? Bir ajantayla mı çalışacağız? Yoksa bu ajantayı nereden seçeceğiz? İklimlendirme projesi yapan mühendislik firmaları mı? Çünkü adam iklimlendirme projesi çiziyor. Bir AVM'nin ısıtma ve soğutmasının projesini yapan firma oraya Selim markanı koyduğu zaman, Çiller grubunun markasını koyduğu zaman otomatik olarak o markayı alabiliyorlar. Dolayısıyla projeciler de bizi tanıması gereken ve hedef müşteri gruplarımızdan bir tanesi. Malzeme satan toptancılar. Toptancılar da bizden farklı imalat yapan imalatçılara fason da yapabiliriz. Bakın plastik makineleri imalatçıları. Bunlara soğutma için kullanılıyor. Makineleri soğutmak amaçlı şeyler. Fan üreticileri, ısıtma ekipmanları toptancıları, tünel müteahhitleri. Tünellerde gördüğünüz büyük fanlar var. Onları yapanlar da bizim müşterimiz olabilir. Şimdi temel mesele bu. Biz bu müşterileri nasıl sınıflandıracağız? Yani Porter teorisinde ürünleri sınıflandırıyorduk. Müşteri gruplarını biz burada firmaları sınıflandıracağız. Dolayısıyla ihracat pazarlaması tamamen farklı bir şey. Şimdi biz ihracat bir bilim değil değerli arkadaşlar. Bir sanat. Bir sanat gibi algılamak durumundayız ihracatı. Ve bunun 3 tane temel ayağı var.
Ben son iki senedir bu dedim ki ya bu aslında bir sanat. Bunun ayakları nedir? Yapa yapa öğrendiğimiz bir şey. Kitaplardan çok alanda firmalara danışmanlık verirken onlardan daha çok öğrendiğiniz, onları öğrettiğiniz karşılıklı bir etkileşim süreci içinde kendinizin gelişme olanağı bulduğu bir süreç bu. Burada ihracat sanatı aslında üç ayağı var. Birinci ayağı istihbarat. Ticari istihbarat. Yani ticari istihbarat olmadan ihracatınızı sürdürülebilir kılamazsınız. Mutlaka ticari istihbaratı bilmek zorundasınız. İkinci olmaz ayağımız strateji. Strateji ve üçüncü ayağımız da iletişim. Bunlar da aslında sanatlar. İstihbarat bir sanat, strateji bir sanat ve iletişim bir sanat. Bu üç sanatı doğru şekilde yapıp birlikte kullanabilirseniz ihracatı sanat olarak yapabilirsiniz. Sanat olarak yaptığınız zaman da bu iş hakikaten çok başarılı olur. Ve kesin sonuçlar elde edersiniz. Çok kısa sürelerde bu sonuçları elde edersiniz. Bugün konuşacağımız aslında bu 2 saatlik, 3 saatlik dönem içerisinde, süre içerisinde ihracat sanatını nasıl yapabiliriz? Temel teknikler ne? Buralara sıkıştırmaya çalışacağız. Neler uyguluyoruz, neler yapıyoruz? Ama buradaki bilgi ana itibariyle böyle bir bilgi. Şimdi bakın, ihracat sanatı hedef coğrafyayı, hedef müşteri gruplarını, bunların büyüklükleri ve ağırlık merkezini tespit etmekle başlayan bir istihbarat süreci, stratejiyle gelişen bir güç kullanma sanatı, iletişim silahlarını müzik notaları gibi uygun ve estetik kurgularla bir araya getirilmesidir. İhracat sanatı, strateji, istihbarat ve iletişim sanatlarının uyumlu ve birbirini güçlendiren birliğidir. Şimdi buraya geleceğiz ama nasıl bir dünyada yaşıyoruz? 94 yılında Richard D'Avenny diye bir Amerikalı kitap yazdı. Hyper Competition. Hiper rekabet 90'lı yılların şunu ortaya koydu. Artık dünya eski dünya değil. Batı açısından riskler taşıyan bir dünya. Çünkü doğuda farklı şeyler oluyor. Doğuda Çin, Japonya ve Kore hızlı bir şekilde gelişiyorlar. Amerikalılar bunun farkına vardı ve Richard D'Avenny yazdığı kitapta şunu söyledi. Artık yeni dünyaya uyum sağlayanlar yaşayacak, uyum sağlayamayanlar yok olacak. Buna göre gelişmemiz, şeylerimizi ayarlamamız lazım. Bunun ilacı olarak hyper competition'ın ilacı olarak da competitive intelligence, yani rekabet istihbarat teorisi Amerika'da doğdu ve gelişti. Ve tüm dünyaya yayıldı. Şu anda tüm dünyada internette competitive intelligence yazarsanız çıkan makale sayısını göreceksiniz. Akademik düzeyde ve pratik düzeyde bu çok ciddi uğraşılan bir disiplin haline geldi. Çünkü dünyada artık hiper, belki de mega hiper bir rekabet söz konusu. Şimdi ne oldu? Pazarlar daraldı. Bir defa temel şey eksen bu. Pazarlar alt safhada daraldı. Rekabet küresel düzeye çıktı. Artık şunu yapamıyorsunuz. Ben Sakarya'da bir üretim yapıyorum. Dünyaya açılmadan ben burada üretimi yerel olarak sürdürebilirim. Böyle bir hakkınız yok. Çünkü sizin rakipleriniz Sakarya'ya gelip sizi tehdit edebilir. Çinliler gelir, Fransızlar gelir, İtalyanlar gelir. Ve sizin burada üretiminizi kapattırabilirler. Yani dünya artık tek bir pazara doğru giden çok büyük bir rekabetin olduğu bir alan. Kârlar düştü. Değerli arkadaşlar, kapitalizm demek kâr demektir. Yani kâr yoksa kapitalizm yoktur. Kârlılık sürdürülebilir değilse kapitalizm gene yoktur. Dolayısıyla kapitalizm hep kârlarını yukarı çıkarmaya çalışır. Ama bu kârlar son 30 senedir düşüyor. Dolayısıyla bunun için rekabet istihbarat teorisi de bu kârları nasıl yükseltilebileceği, hangi pazarların daha kârlı pazarlar olduğuna dair bir bize fikir ve projeksiyon sağladıkları için çok önemli. Artık finansal güç tek başına stratejik üstünlük yaratmıyor. Bu çok önemli. Yani finansal güç eskiden büyük firmalar çok kolay ihracat yapıyorlardı. Bir fuara gidiyorlardı. O fuarda gelen müşterilerle ihracatlarını satıyorlardı. Örneğin Alarko. Alarko'nun bana söylediği, Alarko daha önce gittiği fuarlardan gelen müşterilerle onlara satış yaparak bir ihracat pazarlaması yapmaya ihtiyaç duymuyordu. Ama artık duyuyor. Neden? Çünkü çok önemli birkaç pazardaki müşterilerini Türk rakipleri gidip ellerinden aldılar bayilerini. Neden? Çünkü ticari istihbarat konusunda geri adım attı. Büyüklüğüne güveniyordu ve bilgi teorisine gerekli önemi vermedi. Ama bu açığı kapatmak için yeni çalışmalar yaptılar. Bu açıkları bir sistem kurarak yeniden rektifiye edip yeni bir sistemle eski rekabetçi güçlerine ulaşmaya başladılar. Ama finansal güç tek başına stratejik bir üstünlük yaratmıyor. Teknoloji bir üretim doğuya kayıyor, ticaret tam bir savaşa dönüşüyor. Yani bugün savaş teorisinin bütün alanlarında geçen terimleri biz ticarette kullanmaya başladık.
Şunu kapatmamız mümkün mü? Terlemeye başladık. Şimdi bakın burada patent başvuru sayıları var. Bu önemli bir gösterge. Dünyadaki patent başvuru sayıları. Bu aslında teknolojiye, bir ülkenin teknolojiye ve bilime verdiği önemi göstermesi açısından çok önemli. 2013 yılında tüm Avrupa'nın patent sayısı 57.900. Yani patent için başvuru sayısı bir senede 57.900 patent başvurusu yapılmış. Bu ciddi bir sayı. Aynı şey Amerika için de geçerli. Amerika'da 60.000 patent sayısı, patent başvurusu gerçekleştirilmiş. Bu çok önemli. Peki doğuda ne? İşte Asya'da Japonya 43.918 patent, Çin 21.516 ve Kore 12.386 patent başvurusunda bulunmuş. Bunlar artık teknolojide doğuda ben varım diyor. Dolayısıyla çok önemli gelişmeler. Burada Türkiye'ye de geri gelmişken bakalım. Ülkemizde 2013 yılındaki patent başvuru sayısı ise 835. Yani kendinizi Güney Kore ile 70'li yıllarda biz Güney Kore ile aynı düzeylerde gayri safi milli hasılası olan, işte aynı düzeylerde üretim yapan, köylülüğü aynı miktarlarda olan çok benzer topluluklardık. Bugün Samsung'uyla ve şu rakam çok önemli. İşte 12.386 başvurusuna karşı bizim 835 tane patent başvurusu yapmamız teknolojide geldiğimiz düzeyi gösteriyor. Bizim yüksek teknoloji ihracatımız, ihracatımızın %2,5 düzeyi. Bu Güney Kore'de yaklaşık Kore'de %18'ler civarında, Çin'de %20. Yani Çin hani kalitesi mal filan zannediliyor, öyle değil. Çin'in yüksek teknoloji ihracatı kendi ihracatının %20'sini oluşturuyor. Çok ciddi bir şey var. Bizim ise bu %2,5'larda. %2,5'larda oldukça düşük bir şey. Şimdi savaşa dönüştü ticaret dedik. Nasıl bir savaş bu? Tamamen çok yoğun bir savaş. Savaşın bütün her şeyi burada kullanılıyor. Strateji, taktik, istihbarat, planlama, özel kuvvet, hassas hedef tespitleri hepsi bu yeni savaşta gündemde. Kullanılan ISO normları. ISO diye bugün ISO 9000 ve türevleri diye adlandırılan bütün normların çıkış noktası Amerikan Silahlı Kuvvetleri. Amerikan ordusunun standartını aldılar, sivil hayata aktardılar. Çünkü standartizasyon yani savaş kuramı ortaya döküldüğü andan itibaren ticareti artık bir savaş gibi algılamak zorundayız. Başka bir çaremiz yok. Yani bu normal 2'ye aldım, 4'e sattım, aha karlıyım, işte başa baş noktamış. O günler artık tamamen geride kaldı. Bir savaş ortamındasınız. Bu savaş ortamında savaş kurallarını bilmek zorundayız. Savaş kurallarını nereden bileceğiz? Şimdi burası önemli. Hiper rekabet ortamında dünyada artık ticari istihbarat bir olmak ya da olmamak meselesidir. Yani buradan hani şöyle bir şansınız yok. Nasıl bir firmanın muhasebe sistemi kurmama ihtimali yok. Yani mutlaka bir muhasebe sisteminiz olacak. Ama bundan 20 yıl önce ben Austin'de hatırlıyorum. Firmalar, patronlar muhasebelerinde kendileri tutarlardı. Bir muhasebecileri bile yoktu. Ama bugün her firmanın ayrı bir muhasebecisi var. Bir de dışarıdan bütün bunları takip eden ayrı bir muhasebecisi var. Yani bu nasıl bir sistem haline geldiyse ticari istihbaratta kaçınılmaz olarak bütün firmalara gitmeyecek belki ama dünyada rekabet etmek isteyen bütün firmalar ticari istihbarata dair bir şeyler bilmek, uygulamak ve yöntem ve sistemler geliştirmek zorundalar. Bundan başka çaremiz yok. Çünkü dünyada hiper bir rekabet var. Buna uyum sağlamanın yolu buradan geliyor. Ama çok basit, en kısa sürede sürdürülebilir karlı ihracatı nasıl yapacağız? Şimdi firmalarla biz şunu konuşuyoruz. Ben diyorum ki cironuz ne kadar? Diyor ki firma 10 milyon dolar. Ya diyorum ki bizim kuracağımız sistem size şunu getirecek. 5 sene içinde bu 10 milyon doları 5 sene içinde 20 ülkeden İhracat yaparak yeni bir 10 milyon dolar daha yaratabilirsin. Bu çok cazip geliyor. Yani bir 10 milyon dolar 20 ülke 500 bin dolarlık ihracat yaparsan 20 ülkeye ediyor 10 milyon dolar. Bunu 5 sene içinde yapabilir mi? Çok kolay yapabiliriz. 5 sene bile sürmez. Ama ticari istihbaratı dış ticarette yoğun bir şekilde kullanıp uygular ve sisteme dökersek bunu yapmak çok basit. İnanın çok basit. Ama bu basit zor. Bu basite ulaşmak zor. Ama çok basit. Bunun ne demek olduğunu birazdan göreceğiz. Şimdi strateji dediğimiz zaman stratejinin babalarından bir tanesi savaş kuramının Prusya-Alman İmparatorluğu döneminde 1800'lerin sonu Clausewitz. Clausewitz Türkiye'de kitabı yayınlandı savaş üzerine diye. Bu kitap mutlaka okunması gereken bir kitap. Ta o zamanlarda Clausewitz savaşı sanatlardan birine benzetmektense ticarete benzetmek belki daha yerinde olur. Çünkü ticaret veya ticaretle rekabette insan çıkar ve faaliyetlerin bir çatışmasıdır.
diye çok net bir olay koyuyor, şeyi koyuyor, yani tanımlamayı koyuyor. Ticaretin bugün geldiği nokta tamamen bir savaş ortamıdır. Şimdi Clausewitz'in söylediği ve bizim için ana düsturlardan bir tanesi şu. Değiştirerek okuyorum. İnsan ihracatta nelerle karşılaşıyorsa ihracat için onları öğrenmelidir. Fazla bir şey öğrenmemize gerek yok. İki, ihracatta her şey çok basittir. Fakat en basit şey zordur. İşte bütün mesele buradadır zaten. Bu basitliği nasıl yakalayacağız? İşte ticari istihbarat, strateji ve iletişim bize bu basitliğin sırrını verir. Biz buna tabiiz. Ticari istihbaratın özü bu basitliğe ulaşmaktır. E eşittir mc kare yazabilmektir. Bu basit bir formüldür ama bunu yazana kadar Einstein herhalde epeyce bir kafa patlatmıştır. Ama E eşittir mc kare. Yerçekimin kanunu da çok basittir. Yazarsın pat diye çıkar. Bu arada sorularınız olursa anında sorun lütfen. Daha ileri, daha derine inebiliriz. İhracat için gerekli bilginin sadeliği uzun süre kabul edilmediğinden. Bizde de aynısıdır. İhracat için sade bilgilere ihtiyacımız var. Bunun için çok kapsamlı, büyük şeylere ihtiyacımız yok. Çok büyük bilgileri alacağız, süzeceğiz, basite indireceğiz. Bütün mesele bundan ibarettir. Bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz. İkinci usta ve mutlaka hepinizin okuması gereken bir usta. Sun Tzu. The Art of War. 2500 sene önce bir Çinli general bir kitap yazıyor. Savaşların sonucu olarak yazıyor. Bir sürü savaşa katılmış. Üç hanedan arasındaki savaşları içinde eğitilmiş ve geliştirmiş kendisini. Savaş sanatı üzerine. Dikkat ederseniz Clausewitz'in söylediği savaş üzerine ile Çinli'nin söylediği farklı. Çinli savaşı bir sanat olarak algılıyor. Clausewitz ise savaşı bir bilim olarak algılamaya çalışıyor. Kurallarını, kanunlarını ortaya dökmeye çalışıyor. Ama hala savaşın bir bilim olmadığı ortada. Yani hala bilimsel olarak yapamıyorsunuz. Çünkü çok fazla faktör var. Her an her şey değişiyor. Çok kaotik bir ortam var. Bir faktör değiştiği zaman meşhur kelebek etkisi. Çin'de kelebek kanat çırpsa bu New York'ta bir kasırgaya neden olabilir diyorlar. Çünkü bu bir sürü hava sistemlerini etkileyerek nihayetinde New York'ta bunu hesap etmeniz mümkün değil. Belirli düzeylere kadar olasılıkla tıpkı kuantum fiziğinin olasılık teorisi gibi belirli olasılıklara da kadar çok da gevşek bir dokuda yapabilirsiniz ancak. Ama The Art of War Türkçe'de yayınlandı. Son İş Bankası'ndan çıktı kitap. Çince aslından çeviri. En iyi çeviri o. Onu tavsiye ederim ben. Sun Tzu diyor ki kendini bil, rakibini bil ve alanı bil. Bütün savaşlardan uzaklar çıkarsın. Bizim dış ticarette söylediğimiz, dış ticaret istihbaratında söylediğimiz temel kural bu. Kendi imkan ve kabiliyetlerimizi bileceğiz. Rakiplerimizi bileceğiz. Müşterilerimizi bileceğiz. Savaştığımız alanı bileceğiz. Rusya'da mı, Fransa'da mı, İngiltere'de mi savaşıyoruz? Bu alanın özelliklerini hesaba katacağız ve bunların hepsini gerçek anlamda bir bilgi ile bilebilirsek o zaman bütün savaşlardan muzaffer çıkıyoruz. Çok temel, çok doğru bir şey. Göreceksiniz bütün teori bunun üzerine. Esas olan savaşmadan kazanmaktır. Savaşmadan kazanmak olabilir mi? Olunabilir. Tüm Orta Doğu'ya bakarsanız yıllar itibariyle savaşanların hep kaybettiğini, savaşmayanların ise kazandığını görürsünüz. Teori burada çok işe yarar. Çünkü herkes bunu yapmaya çalışır. Herkes başkasının hançeriyle öldürmeye çalışır. Ama stratejiden haberiniz yoksa siz burada basit bir alet olursunuz. Hançer olarak kullanılabilirsiniz. Strateji tüm bunları üstüne gelir. Şimdi dünyada rekabet sistemleri gelişiyor. İşte her yıl onlarca makale. İşte adam yazmış Fransız. How to implement competitive intelligence in SMEs. Yani orta ölçekli işletmelerde bu sistemleri nasıl kurabiliriz, nasıl gelebiliriz? Bir sürü her yıl, bir sürü üniversitede bunlar yazılıyor. Sizin üniversitenizde de bu konuda mutlaka bir şeylerin yazılması, bu konularda uğraşan insanların oluşması gerekiyor. Çünkü biz bu konuda dünyada çok gerideyiz. Çok çok gerideyiz. Bu rekabet istihbarat konusu bu anlamıyla önemli. Şimdi burada... Hocam bana da bir şey sorayım. Buyurun. Şimdi Türkiye ticaretinde bilindiği üzere... Tüccar basınında bulunan insanların büyük bir çoğunluğu skobilerde olmuştur. Yani biraz önce bahsettiğiniz klima firmaları veya Arçelik veya Boş veya Ford bunun gibi büyük ölçekli firmalar değil de çoğu işte yıllık ciroları 1 milyonun 5 milyon arası değişimde skobilerde oluşuyor. Bu sistemde peki skobilere karşı yani skobilere nasıl fayda sağlayabiliriz bundan? Şimdi bu sistemlerin esas fayda sağlaması gereken skobiler zaten. Yani büyükler zaten büyüklükleriyle bir yere kadar gelebiliyorlar. Finans sistemleri çok fazla
zarar görmüyor. Zaten büyük olduklarından dolayı bir sürü müşterileri onlara doğal olarak geliyor. Ama bir KOBİ'nin çok daha fazla ihtiyacı var. Neden? Çünkü gücü sınırlı. Yani KOBİ şunu görmek zorunda. Benim şu anda bir tane atımlık, bir fuarlık şansım var, bir bütçem var. 20 bin dolar ayırmışım bir fuara. Bunu Almanya'ya gidip herkesin yaptığı gibi orada bir fuarda mı harcayacağım? Yoksa bunu analiz yapıp dünyada en karlı, en hızlı girebileceğim bir pazarı tespit edip o pazara gitmek için mi kullanacağım? Bu KOBİ için çok daha gerekli bir şey. Yani çünkü gücü az. Öteki taraf, şimdi karlar çok yüksek olduğu zaman şöyle bir, yani 90'lı yıllarda karlar çok yüksekti. Dolayısıyla hata yaptığınız zaman karlılık yüksek olduğu için bu hatayı kompanse edebiliyordunuz. Ama bugün karlarınız %5, %10'lara düştü. Sanayideki karlar. Evet. Dolayısıyla barutunuz azaldı. Dolayısıyla bunu doğru yere, uluslararası ticarete doğru yere atıp netice almak zorundasınız. Onun için daha çok KOBİ'lerin ihtiyacı var. Ve bunun kurulması için biz şöyle diyeyim, çok büyük firmalarda da, Fırat Plastik'te de kurduk biz bunu, şeyde de kurduk, Alarko'da da kurduk ama orta ve küçük firmalarda da kurduk. Sistemleri kurmaya çalışıyoruz, ticari bilgi ve istihbarat sistemi. Bunun büyüklükle hiçbir alakası olmadığını biliyoruz. Çünkü buradaki temel kriter şu, firmanın vizyonu büyükse bu sistemi kabul ediyor ve uyguluyor. Ve bundan fayda sağladığı zaman da anında bu pahalı bir sistem değil ki, bu bir anlayış sadece. Yani bu bir anlayış. Şimdi İstanbul'da sanayi odası kapsamında bir firmaya danışmanlığa gidiyordum. Firma, isim vermeyeyim, çok büyük bir battaniye firması. Daha önce 25 milyon dolar ihracatları var. Gitgide ihracatları 15'e doğru düşmüş. Çünkü o bu ürünü satmaya başladıkları anda, dünya pazarına çıkardıkları anda bu ürün çok kıymetliymiş battaniye. Şimdi bunun bazı muadilleri yapılmış. Piyasa aşağı doğru düşüyor. Bunların dış ticaret bölümünde 4 kişi çalışıyor. Ve bunlar sadece satış elemanı. Hiç pazarlama yapmıyorlar. Sadece fuarlara gidiyorlar. Ve Çinliler bunların müşterilerini almaya başlamış. Tek tek ziyaretler yapıyorlar. Bu istihbaratı da var. Müşterilerini yavaş yavaş kaybediyorlar. Ben yönetimin toplantıya çağırdım. Yönetim geldi. Dedim ki ben, ya sizin bir stratejiniz yok. Çok kızdı firma. Hayır dediler, biz çok büyüyüz. Doğru büyüksünüz ama stratejiniz yok. Ticari istihbarat kullanmıyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Dedim ki ya, strateji basit bir şey. Şunu demeniz gerekiyor. Her sene. Her firmanın demesi gerekiyor. Bunun için büyük veya küçük olmanız gerekmiyor. Şunu diyeceksiniz. Ben bu sene 3 tane yeni hedef pazar kurguladım. Bu hedef pazara gireceğim. 8 tane mevcut pazarlarımın 5'inde şu kadar %10 büyüyeceğim. Üçünde geri çekileceğim. Çünkü oradaki veriler geri çekilmemi gerektiriyor. Oralara ağırlık vermeyeceğim. Gücümü dünya çapında nasıl dağıtacağımın teorisini yapmak zorundayım. Onun için şu üç ülkedeki fuara da gitmeyeceğim. Bu üç ülkede bir eleman alacağım. Bu üç ülkedeki hedef müşteri gruplarımı gezdirerek satış yapacağım. Çünkü bir fuarın bedeli bir elemanın 10 ülkeyi gezmesinden daha pahalıdır. Dolayısıyla çok daha karlı bir iş yapmış olacağım. Boşu boşuna fuarlara para harcamayacağım. Şimdi fuara karşı olmamızdan dolayı değil ama fuar eski gücünü yitiren bir silah. Eskiden çok daha güçlüydü ama artık eskisi kadar güçlü bir silah değil, etkili bir silah değil. Onun yerine yüz yüze hedef odaklı çalışma yapmak, özel kuvvetlerin işini yapmak gerekiyor. Bu KOBİ'lere çok daha fazla fayda sağlıyor. Çünkü barut az. Dolayısıyla bu bir anlayış. Bu anlayışta olan patronlar şunu net görüyorlar. Ha diyor, bu ben bunu aldığım zaman diyor Almanya fuarına gitmek zorunda değilim. Belki de Şili'deki 15 tane müşteriyi bir adam göndererek gezdirip bunun %70'inin de masrafını devletten geri alarak 1500 dolara 15 müşteri gezdirebilirim diyor. Bizim son operasyonu söyleyeyim. Bir Erbay soğutma firmamız hedef pazar olarak Güney Afrika'yı seçti. Bunlar Çiller grupları, soğutma grupları üretiyorlar. Arkadaşımız yaptığı bir aylık bir çalışmayla 2000 firmayı süze süze ve telefonla konuşarak 35 hedef müşteri grubuna indirdi. Bunlardan randevu aldı, gitti 11 gün, bakın 11 gün o ülkede kaldı, bu 35 adamı gezdi. Ve buradan 7'ye yakın bayi adayı çıkardı. Tek operasyonda. Bunun masrafı 2500 dolara. Bunun %70'ini devletten geri alacağız. Bunun ne masrafı var? Yani bunu KOBİ ile veya BOBİ ile, BOBİ diyoruz biz büyük orta ölçekli firmalara, BOBİ'lerle KOBİ'ler. Yani BOBİ'ler için bu para bile değil. Ama bir KOBİ için bu müthiş verimli bir para. Yani sen 2500 harcadın, %70'ini de aldın bunun. Yani 1000 dolara bir ülkeye giriş yaptın. 7 tane bayi adayı var bir ülkede. Bu istihbarat açısından büyük bir başarı.
Yani dolayısıyla şeyin daha çok ihtiyacı var. Yani küçüklerin daha çok. Ama küçüklerin vizyonu olursa ancak bunu yapabilirler. Şimdi adam McKinsey Global Institute diyor ki bizim Amerika'da yeni 1,5 milyon insana ihtiyacımız var. Yeni dünyada. Şeyler değişiyor dünyada. Bu insanın nitelikleri ne olmalıdır? Sorusunu soruyor. Ve buna verdiği cevap şu. Öyle bir nitelik olması gerekiyor ki bu büyük bilgiden basit strateji üretebilme becerisine sahip insan. Simple strategy from big data diyor. Simple strategy, basit bir strateji from big data. Büyük veri analiz edecek, basit strateji üretebilecek insan unsuruna ihtiyacımız var. Bu tam istihbaratçı şeydir. Her alanda bunu yapabilecek. Bugün internete giriyorsun, sonsuz bilgi var. Değil mi? İnternet adeta evrenin büyümesi gibi büyüyen bir şey. Sürekli bilgi büyüyor. Ama kullanılabilir olanına kadar bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bunu süzebilme becerisi ticari istihbarat tekniklerini kullanarak, ticaret anlamında söylüyorum. Siyasi anlamda siyasi istihbarat var, askeri istihbarat var, polisi istihbarat var. Hepsi farklı ama bizim alanımızda da sistem aynı. Biz şuna talibiz. Bizim yetiştirmeyi düşündüğümüz, planladığımız ve yaptığımız ticari istihbarat elemanı, dış ticari istihbarat elemanı basit strateji üretebilme becerisine sahip insan. Şimdi bakın, ulusal stratejiler zorunlu bu konuda. Örneğin Fransız Rekabet İstihbaratı Geliştirme Derneği'nin başkanı Philippe Clerc diye bir adam 2007'den Fransa'nın 2003'te ulusal bir rekabet istihbaratı stratejisi oluşturduğunu söylüyor. Yani Fransa uluslararası dünyada nasıl rekabet edebileceğini, geliştirilebileceğine dair bir sistem, bir strateji oluşturuyor. Endonezya'da yapılan bir sempozyumda diyor ki 2025 yılına kadar dünya üzerinde 5 ekonomik gücün Endonezya'da olabilmesi için Brezilya, Hindistan, Cezayir ve Fas'ta da ticari istihbarat konusunda, rekabet istihbaratı konusunda önemli gelişmelerin olduğunu söylüyor. Ama şunu biliyoruz, Fransızlar 2003'te böyle bir ulusal bir rekabet stratejisi, ticari istihbarat stratejisi oluşturmuşlar. Ekonomi Bakanlığı'na davet ettiler bizi. Gitti 2 sene önce ticari istihbarat şeyi vardı. Onlar bana sorular sordular, ben de onlara sordum. Merak ettiğim soru şuydu, Türkiye'nin acaba bir dış ticaret konusunda bir ticari istihbarat bölümü ve stratejisi var mı? Ben de kafadan o soruyu sordum. Dedim ki ben bunu merak ediyorum, hep siz soruyorsunuz, bir kez de ben sorayım. Böyle bir stratejimiz var mı? Böyle bir stratejimizin olmadığını söylediler. Veya var, çok gizli, biz bilmiyoruz. Yani onu tabii bilemem, çok gizli bir stratejimiz olabilir belki de. Ama görülür o ki böyle bir stratejimiz yok. Ama böyle bir stratejimiz olmadan uzun dönemli kazanamayız. Yani uzun dönemli stratejiler ve doğru stratejiler yapmadığımız sürece kazanamayız. Şimdi bakın, ABD devlet kurumlarının USA.gov bir kaynak. Tüm devletteki yayınları izleyebiliyorsunuz burada. Buraya Competitive Intelligence tırnak içinde yazarsanız tırnağı bir kalıp olarak algılıyor. 25.600 dokümana ulaşıyorsunuz. Yani bu işin ne kadar önemli olduğunu, devlet içinde bu işin konuşulduğunu buradan görebiliyorsunuz. Şimdi dünyada artık eski dönemler geride kaldı. Sizin ülke olarak geçen sene kaç kilometre demir yolu yaptığınız, kaç uçağı havalandırdığınız, kaç limanı işletmeye açtığınızın hiçbir önemi kalmadı. Bütün bunlar başka ülkelere göre bir anlam ifade ediyor. Yani dolayısıyla bu The Global Competitiveness Report'lar yayınlanmaya başladı. Bu World Economic Forum'un, OECD yayınlıyor, Dünya Bankası yayınlıyor. Her sene her ülkenin ekonomik rekabet gücünün analizi yapılıyor. Değişik parametreler kullanılarak, işte yol, elektrik sağlamanın güvenilirliği ve işte ucuzluğu, işte available airline seats, işte kaç tane bu şey. Bütün bunlar kadınların ekonomiye katılımı, matematik öğretimi. Ve kaçıncı sıradasın? Yani şu anda 2013 yılında mesela Türkiye'yi analiz ettiğiniz zaman Türkiye'ye bakıyorsunuz. Bakın şurada kaçıncı sırada olduğunu yazıyor Türkiye'nin. Quality of Air Transport Infrastructure'da 36. sıradaymışsınız. Available Airlines'da 19'daymış. Gayet iyi bir rakamdayız değil mi? Bütün Quality of Roads yol kalitesinde 140 ülkede 43. sıradayız. Matematik öğretiminde 100. sıradayız. Şimdi sen yeni senede, 2015 senesinde matematik öğreniminde şunu hedeflemen gerekiyor. Ben matematik öğrenimini öyle bir ayara getireceğim ki 90'a, 80'e, 70'e, 60'a sıçrayacağım.
Hedefler böyle konmak zorunda. Aslında bütün bunların birliğinde bir ülkenin rekabet gücü ortaya çıkıyor. Yani hepsinin birliği söz konusu. Tek tek bunların bir tanesi rekabet gücü oluşturmuyor. Burada seninle aynı durumda olan Güney Kore'ye baktığın zaman orada çok farklı durumlar var. İşte degree of customer orientation, woman in labor force'da Türkiye ratio to men, erkeklere oranla kadın emeğinin kullanımı da Türkiye 140 ülkede 131. sırada. Yani dehşet verici bir sıralama. Yani bunlara bakıyorsun. Şimdi bunları nasıl geliştireceğine bakman gerekiyor. 2015 yılında 130. sıraya yükselmişsin. Bak 131'den bir adım ileri atmışsın. Kadınlar daha fazla katılmış. Ama quality of roles'da 40. sıradasın. Her sene bu. Ethical behavior of firms'de 66'dasın. Politic trust in politicians'da 62. sıraya düşmüşsün. Yargı bağımsızlığında 101. sırada görünüyorsun dünyada. Yani şimdi sen ne dersen de dünya seni böyle algılıyor. Burada birkaç derece oynamalar olabilir raporlar arasında. Farklı bir yöntem ve sistem uyguladıkları zaman. Ama bunları gerçek kabul edip bunlar üzerinden rekabet gücünü ülkelerin stratejik olarak artırması lazım. Buyurun. Bu raporlar UFRS'den mi alınır? O nedir UTR? Uluslararası finansal raporlar. Yok hayır, bu şeyden direkt olarak ben bunu şeyden indirdim. World Economic Forum sitesine girerseniz orada açık olarak var. Yani şu The Global Competitiveness Report yazarsanız tırnak içinde PDF olarak indirilebilecek bir sürü kaynağı bulabilirsiniz. Şimdi peki şu bizim şu eleman dünya çapında kıymetli mi? Çinliler Rekabet İstihbarat Derneği, Çinlilerin bu. Çin Rekabet İstihbarat Derneği'nin verilerine göre 2003 ile 2006 yılları arasında Çin'de 15 bin ticari istihbarat elemanı yetiştiriliyor. Şu yani. Bizim aktif ihracatçı sayımız 15 bin zaten. Yani 60 bin civarında ihracatçımız var. Bunun aktifi 15 bindir. Yani Çin senin aktif ihracatçın kadar rekabet istihbarat elemanı yetiştiriyor. Çin nüfusu da bize göre çok fazla hocam. Normal bir yer o sayı. Normal bizde kaç tane yetiştiriyor? Yani yüzleri vurursak 2 milyon nüfusu var Çin'in. Bizim 60-80 bin. Yani 15 bin, yani yüzleri vursak bize de herhalde yavaş yavaş yanaşacaktır inşallah. Evet, inşallah ve maşallah olarak devam edersek yanaşacaktır. Evet, buyurun. Bence operasyon stratejilerinden ziyade en basit örneği çok fazla bir teşebbüs içinde Çin. Daha yakına kadar mesela Herekli Halısı'nı gösterip Herekli'ye bunu patent aldırmasına kadar götürdü yani. Tabii neden? Çünkü kaçak çalışıyorlar. Hayır, Çin'de şöyle diyelim. Çin'de ticari bilgiye bakan 10 binden fazla insan var. Çin'de görevli. Şimdi 10 binden fazla. Çin'in nüfusu fazla, 10 binden fazla. Bizde ticari bilgiye Ekonomi Bakanlığı'nda 9 kişi bakıyor. 9 adam. Bir Türk dünyaya bedeldir ama biraz abartmamak lazım. Yani 9 kişi, onlar da çok fonksiyonlu çalışmıyor. Bu şöyle diyeyim. Güney Kore'deki bakanlığın ismi Ministry of Knowledge, Bilgi Bakanlığı. Ekonomi Bakanlığı yok Kore'de. Onun yerine Bilgi Bakanlığı var. Yani bu çağa uygun bir şey. Biz hala Ekonomi Bakanlığımız var. Çin'de de Ekonomi Bakanlığı. Ama Kore'nin farklı bir yaklaşımı var, diyor. Bilgi Bakanlığı. Ministry of Knowledge. Çünkü bilgiye verilen önem burada çok çok önemli. Bilgi işi dünyanın en önemli işi. Eskiden de öyleydi, bugün de öyle. Bugün belki daha da önemli. Çin bunlardan yetiştirilmiş. Şimdi burada şöyle bir amacımız yok. Yani Türkiye'de biz amacımız şu. Hem akademisyenler olarak hem danışmanlar olarak biz gerçeği söylemekle yükümlüyüz. Yalakalıkla yükümlü değiliz. Yani iyiyi söylemeyi herkes başarıyor. Ya müthişiz, süperiz abimiz, süper, Türkiye büyük. Ya bunları herkes söyleyebilir. Çünkü bunun bir faturası yok. Bunu söylediğin zaman seni alıp yukarılara götürüyorlar. Ama biz akademisyenler ve danışmanlar olarak olumsuzu söylemek zorundayız. Çünkü olumsuzu düzeltmenin yolu gerçeği, hakikati insanların gözlerine sokmaktan geçer. Einstein'ın bir lafı var. Diyor ki, atomu parçalamak ön yargıları parçalamaktan daha kolaydır diyor. Ön yargıları yıkmak gerekiyor. Dolayısıyla gerçek neredeyse o gerçeği sonuna kadar savunmakla yükümlüyüz. Bu tabii bu zor bir iş. Türkiye'de atasözü bile var değil mi? Doğru söyleyenin 9 köyden kovarlar deniyor. Çünkü bu insanları rahatsız ediyor. Ama rahatsız etmemesi gerekir.
bizim en iyi dostumuz bizim eksiğimizi, yanlışımızı söyleyendir. Bunu söylerken ki amacımız şu, Türkiye istiyoruz ki Ekonomi Bakanlığı kendi ticari istihbarat, rekabet istihbarat konusunda daha büyük destekler versin, daha çok insanın yetişmesine ön ayak olsun, üniversitelerde rekabet istihbaratı ile ilgili bölümler açılsın. Çünkü dünyanın bir sürü modern ülkesinde bu bölümler var. Rekabet istihbarat enstitüleri var. Onlar bilgi üretiyorlar. Dolayısıyla sen bilgi üretmezsen başkalarının verdiği bilgiyle yetinmek zorundasın. Kendi stratejilerini geliştiremezsin. Peki şimdi değerli arkadaşlar, burada çok önemli dünyada 6 temel. Bu arada arayı ne zaman vereceğiz? Bana hatırlatırsanız arkadaşlar. Muhammed vardı ama o da gitti galiba. 5 dakika sonra. Efendim? 5 dakika sonra. 5 dakika sonra. Peki. Şimdi biz ticari istihbaratı neye göre yapabiliriz? 1. Dünya çapında ticari akışlara tek bir ürün bazında güncel ve istatistiksel olarak erişim imkanımız artık var. Bu çok önemli bir değişim dünyada. Buradan nasıl çıkacağız? Şimdi burada çuvalladık. Atlas Date diye bir firma vardı, Bursa firması. Biliyor musunuz? Kim? Atlas Date. Biliyorum. O da Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle bir ürün satıyordu. Bir ekran satıyordu. O da getir numarasını girdikten sonra bütün istihbaratı veriyordu. Benzer bir şey değil mi onun ticaretlerinde? Onlar evet. Benzer bir şey yapıyorlar ama onlar sadece firma bilgisi veriyorlar. Bu stratejik bir şey. Bu farklı, yani o işin bir alanı. Bir alanında yoğunluk. Ama biz o bilgilere nereden ulaşabileceğinizi göstermekle yükümlüyüz. Yani o bir bilgiyi alıyor, kaynağını söylemiyor sana. Bunu hangi kaynaktan bulduğunu söylemiyor. Ülkelerin gümrük şeylerini alıyor güya. Tabii ki gümrük şeylerini güya değil, alıyor hakikaten. Gümrüklerini alıyor. Şimdi ben aşama aşama gidelim. Bakın şimdi bir matris açtım size. Karışık gibi görünen bir istatistiksel tablo. Bu şeye dönüştürülebilen çekyat. Çekyat ürünü. Gitip numarası 940 yatağa dönüştürülebilen kanepeler. Bununla ilgili bakın bir matris oluşmuş durumda. Şimdi burada dünya yıllar ithalatı var. Dünyanın o sene yaptığı ithalat 2013'te Angola dünyadan 1,5 milyon dolar ithalat yapmış. 2014'te 6.2'ye düşmüş, artmış, 4.6 büyümüş, %131 artmış. Türkiye Angola'ya aynı dönemde 131 bin dolarlık mal satmış, artış 111 bin olmuş, 555 olmuş. Dolayısıyla elimizdeki hazırladığımız bu matris, tam da açayım şöyle matrisi. Buradan biraz yavaş gideceğiz. Evet, şimdi koskoca bir matris bu. Bakın aşağı doğru gidiyor. Dolayısıyla bu matrise göre bir hedef pazar belirleyebiliriz. Bu akışlar var çünkü burada. Kimlerdi? Bakın çok basit bir şey. Hedef pazarı seçmenin birinci kriterlerinden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Dünyada en büyük artışı yapan ülkeler. Yani 2014 yılında en fazla kim artmış? Dünya 164 milyon dolar büyümüş dünya ithalatı. Çekyat. Efendim? Kanepede. Kanepede. Sırf sadece kanepede büyümüş. Yani dünyanın toplam ithalatı 1,5 milyar dolar. Şimdi biz hangi pazara gideceğiz sorusu var ya, bunu artık bu soru çok kolay bir soru. Yani şöyle bir matris yaratabilirsek işi çok kolay çözeriz. Bu matris kolay mı? Yaptığı zaman çok basit. Ama bu matrisi yapmak belirli bir birikim ve belirli bir deneyim ve belirli bir anlayış gerektiriyor. Ama bir kez yaptığımda işin çok kolay. Her ürünün matrisini hazırlayıp işi çözüyorsun. Bakın ABD 18 milyon dolar büyümüş. Fransa 15,5 milyon büyümüş. Büyüyene mi gideceğiz, küçülene mi gideceğiz? Bakın tablonun bir de tersi var. Bunu küçükten büyüğe sıraladığım zaman da Rusya o zaman düşmeye başlamış. Bak 11 milyon dolar düşmüş. Irak 9 milyon dolar düşmüş. 5 milyon. Düşen bir pazara mal satmak çok zor. Düşen bir pazar düşerken o ülkeye mal pazarlamaya gittiğin zaman oradaki isteksiz alıcılarla karşılaşıyorsun. Çünkü o pazar düşüyor. Talep azalmış, ithalat azalmış, sen oraya gidip zorla mal satıyorsun. 2014 yılında bu pazarlara giden arkadaşlar çok zorlandılar. Çok zorlandı. Türkiye'nin özel bir, orada bir şey gücü yoksa. Ama büyükten küçüğe sıraladığımız zaman Türkiye, Fransa'ya giden insanlar, eğer rekabet gücümüz varsa, Almanya, İspanya,
İtalya, Suudi Arabistan, bakın Suudi Arabistan 7 milyon dolar büyümüş. %199 büyümüş Suudi Arabistan. Peki çeyreklerde de büyümüş mü Suudi Arabistan? Bakın yani 2015'in birinci çeyreğinde. 2015'in birinci çeyreğinde Suudi Arabistan'ın verisi gelmemiş henüz. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Ama devam ettiğimiz zaman şu başlığı görüyoruz. Peki Türkiye Suudi Arabistan'a satış yapmış mı? Bakın 1.4'müş, 2.2 satmış, 808 artmış, %56 büyümüş. Yani hem Suudi Arabistan büyümüş hem de Türkiye orada rekabet gücünü fiili olarak artırmış. Bu bize neyi gösteriyor? Bizim Türk firmalar bunu yapabilirse, benim firmam da kanepe yapıyorsa ben de yapabilirim kardeşim. Ama fiili bir veri var burada, fiili bir veri var. Devam ediyorum. Türkiye'nin çeyreklerinde de devam etmiş bu Suudi Arabistan'a. Evet artış bakın Türkiye birinci çeyrekte de 2015'in ilk 6 ayında 869 bin dolar artmış Suudi Arabistan'a ihracatı Türkiye'nin. Yani Türkiye 18 aydır Suudi Arabistan'a sattığı çekyat ürününde sürekli olarak yukarı çıkmış. Suudi Arabistan'da yukarı doğru çıkıyor. Şimdi bu pazar bizim için olumlu bir pazar. Bir de neye bakıyoruz? Bakın Suudi Arabistan'ın cari açığı var mı? Bakalım Suudi Arabistan'ın şurası cari açık. Bakın şu tablo cari açık. Suudi Arabistan'ın cari açığı var mı? Evet. Cari açık ne? İhracatla ithalat arasındaki eksi. Suudi Arabistan bunu kendisi üretmediği belli 11.3 milyon dolar cari açığı var adamın. 100 bin dolar ihracat ancak yapmış. Yani bu açık olduğu sürece bu eğilim devam ediyor. Bu cari açık bu basit ürün hani hala... Tabii o ürünle. O ürünle ilgili. Tabii şeyin ya bütün cari açığı değil. Genel, hayır sadece o ürün çekyat da ticari açık. Sadece çekyat da ticari. Bu da o ülkede o ürün imal ediliyor mu edilmiyor mu gösteriyor. Buna gayet bir fikriyat sahibi oluyoruz. Yani burada çok fazla edilmediğini, biraz edilse bile ihracata yetmiyor bu. Dolayısıyla açık çıkıyor yani bu açık sürekli bu açığı izlersen bu açığın sürekli büyüdüğünü göreceksin bazı ülkelerde. Onlar uzun dönemli hedeflerimiz olabilecek ülkeler. Yani hedef pazar seçerken bu bizim için çok önemli bir kriter. Suudi Arabistan demek ki kendi bölgesi ülkeleri ihracat edebiliyor çok az da olsa. Bir 100 bin dolar. Bu belki geri iade ettiği mallar olabilir veya bir şeyler olabilir. Yani şimdi bakın senelik büyümesi Suudi Arabistan ne kadar büyümüş? 2010-2014'te ithalat %83 büyümüş. Son sene düşmüş. Suudi Arabistan mı? Evet son sene düşmüş. Bakın devam edelim. Kolay değil mi? Buradan şimdi bir gün uğraşsak akşama bu sınav sorusu. Bizim geçen pazartesi iki hafta önceki sınav sorumuz bu. Bu tabloyu hazırlayabilmekte şimdi hocam. Yani bu tabloyu hazırlayabilecek kapasiteye gelip tabii hazırlıyorlar. Bizim arkadaşlarımız hazırlıyor. Çünkü bu tabloyu hazırlamadan sınava giremiyorlar. Biz de sizin yeni arkadaşınız. Evet her zaman. Ya bu tabloyu hazırlamadan sınava giriş yok. Vize bu. Bu tabloyu hazırladılar. Sınavda da dedim ki bunu soracağım. Ondan sonra bunu sordum. 10 tane pazarı buradan tespit ettiler. Ondan sonra bunu da 3'e düşürdüler ve gerekçelerini açıkladılar. Ve çok yoğun tartışma, kavga düzeyinde tartışma yaptık birlikte. Niye? Çünkü şunu gördüm ilk defa. En çok sevindiğim, bu kavgalara çok sevindim. Çünkü arkadaşlar kendi yaptıkları işin kağıtları dağıttım. Dedim ki arkadaşlar bakın itiraz hakkı serbest. Yani istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama beni ikna ederseniz notu yükseltirim. Edemezseniz yükseltmem. Ama ikna edeceksiniz. Şu anda bunu kavrayıp bir zihin sıçraması yaparsam 5 puan 10 puan yine veririm. Başladık iki ders tartıştık. Nasıl sıkıştırdılar? Çok hoşuma gitti ama o sıkıştırmada öğrendiler. Puan verdiniz mi? Efendim? Yok vermedim. Ne vereceğim? Yani o şey birazcık bize balık gösterip şey yapacaksın öyle. Ya puan çok önemli değil hocam. Sizler de puan düşürüyor. Tabii bunu öğrenmek. Asıl olan budur. Yani bu şimdi basit mi? Ya, soruyorum. Okuması basit gözüküyor ama bu tabloyu oluşturmak gerçekten biraz önce bahsettiğim gibi sanat yani. Tabii güzel. Şimdi bunu görmek çok önemli. Bu tablo oluşturduğu zaman her türlü süzeriz. Bakın deriz ki çok güzel arkadaşımızın söyledi. Deriz ki ya arkadaş deriz. Dünyada biz ithalattan konuşuyoruz ama ithalat değeri bakın sayı filtresini koyduk mu? Büyüktür 10 milyon dolardan. Bunlardan yazacağım. Bunu bilemiyorum işte. Şu aşağıda mı yazacağım? Bakın 10 milyon dolardan olmadı. 10 milyon dolardan büyük ülkeleri süz dediğim zaman bakın sayısı kaça düştü? 30 ülkeye düştü. Yani şu anda hedefimde 30 ülke var. Yani ithalatı 10 milyon dolardan büyükler benim için önemlidir dediğin anda bunu buradan süzebiliriz. Peki bu da şöyle bir şey var mı? Bu analizi yaparsın hocam.
çok fazla satın alan ülke gerçekten doğru pazar mı? Yok değil. Rekabet gücü önemli. Tabii. Türkiye'nin rekabetçi olabileceği veya şöyle pazarlar var. Türkiye rekabetçi değil ama Polonya rekabetçi olmuş. Orada bizim için kaçırdığımız pazardır. Avustralya örneğin. Avustralya'da tüm Avrupalılar Avustralya pazarının bu üründe çok ciddi bir kısmını ele geçirmişler. Ama Türklerin esamesi okunmuyor. Ama aynı coğrafi bölgedeyiz. Aynı ürünleri yapıyoruz. Yakın pazarlarda biz onlarla rekabet ediyoruz. Amerika'da perişan etmişiz Polonya'yı. Niye Avustralya'da yapamayalım? Demek ki Avustralya biz giremesek de muadillerimizin girdiği ve bizim aslında rekabet gücümüzün olduğu ama bunu bilmediğimiz bir pazar. Bu istatistik bize bunu gösteriyor. Yani çok değişik parametreler var. Bu parametreleri okumanız gerekiyor. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi dünyada neler değişti sorusu. İkinci bu bir tanesi. Yani eskiden bu aslında İstanbul'un trafik yol haritasına benziyor. Yani nasıl? Trafik yol haritası bize anlık olarak neyi gösteriyor? O an itibariyle İstanbul'daki açık olan yolları gösteriyor. Yani biz ona göre birinci köprüden mi geçeceğiz, ikinci köprüden mi geçeceğiz veya hangi alanları kullanacağımızı o haritaya göre çizebiliyor. O harita bir istihbarat haritası aslında. Çünkü bize operatif bir bilgi veriyor. Bu arada birinci nokta buydu. Yani bu çok önemli bir gelişme oldu. Çünkü bu olmadan, yani 15 sene önce, 10 sene önce bu veriler olmadan hedef pazarlar diye piyasadan duyduğumuz şeylerle hareket ediyoruz. İstihbarat teorisi iki şey üzerine kurulu. Bir, piyasada duyduklarımız birinci kaynaklar kabul edilir. İkincisi ise yayınlardan elde ettiğiniz bilgiler, pazar araştırmaları vesairelerden aldığınız bilgiler. Bu ikisini birleştirmek durumundasınız. Ama internetin artık bloglar ve sosyal medyayla birleşmesi sonucu birincinin önemi günden güne azalıyor. Ama hala zaman zaman çok kritik önemler olabiliyor. İkincisi, bazı ülkelerin gümrük kayıtları açıldı. Bu şu anlama geliyor. 30 ülke yaklaşık dünyada şu anda gümrük kayıtlarını açtılar. Yani biz 30 ülkede kimin kime ne mal sattığını görebiliriz. Neden açtılar bu 30 ülke gümrük kayıtlarını? Abi gene gitti bu ya. Türkiye var mı bunun içerisinde hocam? Türkiye açtı mı? Yok, Türkiye açmadı. Bir defa neden açtı şeyler bunu? Dünya neden açtı onu şey yapayım. Bir örnek göstereceğim. Bakın Rusya'daki... Hocam size efendim? Teşekkür ederim, sağ ol. Bakın şimdi bu Rusya'da zeytinyağı. Zeytinyağı ile ilgili Rusya'daki bütün zeytinyağı alan ve satan bütün firmaları gösteren bir veri. Burada HS kod numarası var. 15.09.10.10. Yani şurada HS'yi görüyorsunuz. Şurada tarih var. 10.06.2013 tarihinde. Şu HS kodlu şu ürün, Rusya yazılan bu ürün. Kim tarafından? Bakın geliyoruz. Kim tarafından? Exporter. Şunlar exporterlarımız. Bu firmalar tarafından, Potosi bilmem ne firması tarafından, markası şu olan ve kime satılmış? Shipper şu olan ve importer'ı bu olan firmaya satılmış. Ve bu, devam edelim. Importer'ın adresi var, tax kodu var, vergi numarası, payer'ın adı var, declarant'ın adı var. Ve en sonunda da country of origin var. Ve en sonunda da değerli arkadaşlar, operasyon 2000 dolarmış hepsi. 588 kilo brüt zeytinyağı almış ve 2072 dolar ödemiş. Rusya'ya bu ürün kesinlikle girmiş. Alıcısı, satıcısı belli, gümrük beyannamesindeki bilgiyi tamamen görebiliyoruz. Rusya ama yanıltabiliyor hocam sanki. Belki yüksek olduğu için sonra biraz düşük gösteriyorlar bazı durumları. Yani şöyle düşünmeyin, bu verilerin çok kısmı yanıltıcı olabilir ama çok doğru olanları da var. Mesela dolayısıyla bildik doğrudur muhtemelen de. Mesela belki biraz işte istihbarat dediğimiz şey zaten bu süzmeyi yapabilme gücü. Yani her şeyi doğru kabul etmekte olmuyor. Bunları bir süzgeçten geçireceğiz. Farklı kaynaklardan ve mantık süzgeciyle
düzenlememiz gerekiyor. Ama bu bize müthiş bir müşteri listesi ortaya çıkarıyor. Yani bunun bize getirdiği nokta, şimdi Sun Tzu ne diyordu değerli arkadaşlar? Sun Tzu'nun dediği şuydu, üç şeyi bileceksin: kendini, rakiplerini, müşterilerini ve alanı. Şimdi burada müşteriler ve rakiplerimizi görüyoruz. Rakiplerin müşterilerini görüyoruz. Biz varsa kendimiz de görüyoruz. Yani biz de Rusya'ya zeytinyağı satıyorsak kendimizi bu listede görüyoruz. Bu listede bulabiliyoruz. Bu liste bir defa yapıldıktan sonra tabii şöyle bir ihtimal var. Değil mi? Bu liste ne yapılabilir? Bu liste Excel olduğuna göre filtre edilebilir bir listedir. Örneğin buraya gelip bu listede Country of Origin yerine şuraya girdiğim zaman, bakın Country of Origin'a girdim. Hepsini sildim. Şurada Türkiye'yi bulacağım. Şu herhalde şu mu acaba? Üstteki olması. Üstteki mi? Alttaki hocam. Alttaki. Bakın şu anda Türkiye'den bunu satanları süzdüm. Ve Türk ihracatçılarının kime sattıklarını görüyorum. Bakın hepsi şunların Türk ihracatçıları. Evet. Şu anda Türk ihracatçılar. Ticaret ve sanayi fonları kurduğunu düşünüyorum. Evet, bu bir Türk firma. Anonim şirketi. Bu kaç tane Türk var? 31 tane Türk firma. Lojistik firmaları dahil. Bakın Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifi satmış. Dolayısıyla bir anda Türk firmaların rakiplerimin, ama İtalyan rakiplerini de görebilirim, Fransız rakiplerini de görebilirim, Alman rakiplerini de görebilirim. Ama bütün bunlarda bu bilgi 9000 tane konsümento çıkıyor. Bunları doğru süzmem gerekiyor. Yani başa dönerse büyük veriden basit strateji nasıl üretebileceğim? Temel mesele budur. Biz şeyde Alarko'nun Rusya'ya girişi bu şekilde oldu. Rusya pazarına girerken 9000'den fazla konsümento çıktı, 1000'den fazla ithalatçı çıktı ve Alarko bunları çok uzun bir sürede ciddi olarak süzdü ve hedef, çok düşük hedef sayıda hedef müşteri buldu. Ve bunlarla iletişim kurarak belki 5'e 10'a düşürdü bu sayıyı. Yani 1000 ithalatçıdan 5 tane hedef koyuyorsun. Ne oluyor? Stratejinin temel prensibi olan hedef prensibini ortaya koyuyorsun. Hedefleri küçültüyorsun. Her şeyi elde edelim diyen hiçbir şey elde edemez. Yani bir ağırlık merkezi ve şey. İşte bu bilgiler artık dünya çapında bizim ulaşabileceğimiz, her türlü süzebiliriz. Rakamlara göre Türk firmalar ne kadar ihracat yapmışlar dediğimizin cevabı buradan belli değil mi? Hemen buradan şeyden girip bunu şuradan tak diye toplayabiliriz. Evet. Şuraya tıklarsak herhalde olur. Evet, Türkiye bu dönemde 1.4 milyon dolar ihracat yapmış. Her firmanın kime kaç liralık ihracat yaptığını, kim kimin bayisidir, bütün bunları tek harekette görebiliriz. Şimdi bir şeye daha bakalım. Şimdi peki bu ithalatları kim yapmıştır? Bakın şu tablo çok önemli. Şurayı şuradan mı kapatacağım acaba? Nasıl kapatacağım da bilmiyorum. Bura niye açıldı? Sizin şeyde şöyle yaparsak belki. Neyse, siz görüyorsunuz herhalde. Evet, teşekkür ederim. Şimdi burada bakın. Zeytinyağı konusunda o süre içinde Rusya'ya en fazla ithalatı yapan 12,5 milyon dolarlık şu firma ithalat yapmış Rusya'ya. En büyük ithalatçı. Kaç tane ithalatçı firma var? Toplam 405 tane ithalatçı var. Yani 1.6.2013 ile 31.5.2014 tarihleri arasında Rusya'da 15.09.10 Virgin Olivo'ya ithalatı yapan 405 tane firma var. Ve bunların büyüklüklere göre aşağıdan yukarı aldıkları kilograma göre mi dizilmiş, dolara göre zannediyorum. En büyükten en küçüğe göre 1 dolarlık alanda var burada. Şimdi bütün mesele büyük veriden basit strateji üretebilmek. Hangi grup bizim hedef müşteri grubumuz? İstihbarat böyle bir şey. Bunu tespit ederek Rusya'ya gitmeniz gerekir. Biz bunu yapıyoruz bir sürü firmada ve çok başarılı olduk. Örnek, İstanbul'da bir matbaa kraft torba yapıyordu. O kraft torba ile ilgili olarak çok basit bir strateji geliştirdi patron. Dedi ki ya benim hedef müşteri grubum İtalyanlar ve Fransızlardır dedi. Yani İtalya ve Fransa'dan mal alan ithalatçılardır dedi. Rus ithalatçılardır. Bu işimizi çok kolaylaştırdı bizim.
Neden? Çünkü ben İtalyanlarla aynı teknolojiyle üretimde bulunuyorum ama benim fiyatım İtalya'nın yarı fiyatı. Ben dedi Polonyalı, Çinli ve Türk'ten kaçacağım. Bakın basit strateji böyle bir şey. Rusya'da, Kraft Torba'da Polonyalı, Çinli ve Türk rakiplerden kaçacağım çünkü bunlarla parasal rekabet yapabilir. Ben karlı bir pazara giriş düşünüyorsam İtalyan ve Fransızların Rusya'daki firmalarını bulmam lazım. O zaman biz de bu konşumentolardan onları süzdük. Yani İtalya'la mal alan Rus ithalatçıların Moskova'da olanlarını süzdük. Çünkü biz Moskova'ya gidebiliyorduk. En hedef şeyimiz olarak ağırlık noktası orasıydı ve bu 40 tane firma çıktı. Arkadaşlarımız, orada da Bulgar göçmeni bir arkadaşımız çalışıyordu. Çok iyi Rusçası vardı o zaman. Bu şeyleri çalıştı, firmalarla bağlantıya geçti. Firmaları buldu, gitti. Çok kolay satıp geldi. Ben şunu sordum, yani kolay oldu mu? Hocam dedi, çok kolay. Yani adamlar zaten ya ne kadar mal aldığını biliyorsun, yöneticisinin ismini biliyorsun, adamın bilançosunu biliyorsun, her şeyini biliyorsun. Yani sonuç itibariyle ne kadar çok bilirsen, sen yönetiyorsun. Yani masayı yönetiyorsun. Adam potansiyel müşteri malı da biliyor. Ne aldığını da biliyor. Pazarın piyasasını da biliyor. Tabii ki. Bir şey anlatmana gerek kalmıyor. Aynen öyle. Yani çok rahat bir iş yaptı. Ama bu 40 kişi yerine 400 kişiye mail atsaydık hiçbir sonuç elde edemezdik. İşte strateji de bize bunu gösteriyor. Yani bu 400 tane adres, o 400 tane hepsinin adresini bulabiliriz. 400 tane, 405 firmanın. Ama hepsine aynı önemi verirsen önemsizleştirirsin. Bütün dilleri konuşmaya çalışmak gibi bir şey bu. Stratejinin temel prensibi var. Ağırlık noktası prensibi. Yani ağırlık noktasını doğru tespit etmemiz lazım. Bir ülkeye girerken ağırlık hedeflerimizi doğru belirlememiz gerekiyor. Bunun bir de ters dosyası var. Bu da rakiplerimiz. Üç şeyi bil diyordu ya şey. Üç şeyi bil diyordu. Bunlar da rakiplerimiz. Bakın. Bunlar da rakiplerimiz. Şu rakibimiz 6.9 milyon dolar. Mal satmış. Şu rakibimiz 5 milyon dolar mal satmış. Yapacağımız işlem ne? Bu adamların oturacağız. Şunu adamı döveceksek bu adamı öğreneceğiz. Dövemeyeceğimizi anlayacaksak bundan kaçacağız. Ama bundan gerektiğinde alıcı gibi görünüp mal alacağız. Malını analiz edeceğiz. Kutusuna bakacağız. Rusya'ya sattığı kutuyu. Veya Rusya'da gidip süpermarketten bu herifin kutularını alacağız. Bunlara bakacağız. Şuna bakacağız. Şuna bakacağız. Şuna bakacağız. Hepsine bakacağız. Türkiye firmada bir nokta ne satmış? 881 bin dolarlık mal satmış. Bütün bunlara bakacağız. Ve ondan sonra bir karar vereceğiz. Yani biz kimi müşterilerine gireceğiz. Şimdi genel teori şu. Bir pazarın ithalatı artıyorsa o ithalatı artan pazarda şöyle bir gelişme olur. Müşteriler orada artmaya başlar. Yani yeni müşteriler doğar. Burası çok önemli. Bu yeni birim fiyatı çıkıyor hocam şimdi. Tabii çıkmaz mı? Tabii ki. Birinci firmanın sattığı birim fiyatla diğer firmanın sattığı büyük fiyatlar da çıkıyor. Tabii aslında ki hepsi çıkıyor. Verdiğiniz fiyatı da doğru şekilde analiz edebiliyorsunuz. Aynen öyle. Yani zaten ticari istihbarat bütün bunları tek bir kalemde düşünüp bir strateji dizip gizip ama ondan sonra basit bir şekilde gidip satmak üzerine kurguladığımız bir sistem. Çok basit yani. Demin diyordum ya basittir ihracat. Bu eğitimle biz bu tablolar hızlı öğrenecek miyiz? Bu öğrenemeyiz. İki saatte bunları nasıl öğrenebiliriz? O zaman iş çok basit olurdu. Yani bu ciddi bir eğitim zaman alan yani bu işte belki 10 günlük 10 gün 8 saat çalışsak belki bunların ana şeylerini öğrenmeye başlarız. Sonra da yaptıkça geliştiririz. Yani kolay bir iş değil. Şu anda kolay görünüyor. Bunları aldım, süzdüm, yaptım, ettim filan. Ama amacımız bugün bu değil zaten. Bunu tanıtmak size. Böyle bir dünya var. Böyle bir dünya var. Bu dünyayı... Nasıl öğreneceğiz peki bunları? Efendim? Nasıl öğreneceğiz? Nasıl öğreneceksiniz? Kitapları okumaya başlayacaksınız. Şöyle. İnternet var mı burada? Var. Abi birinci kitap okumaya, önce şuradan şeye geleyim. Burada anlattıklarımızın büyük bir kısmı indirebileceğiniz bir kitap var. Benim sitemde, Yaman Koçkoğum'a girerseniz. Yayınlarda mı? Efendim? Yayınlarda mı? Yayınlarda. Şurada ticari, dış ticaret istihbarat kanalları. Bunu indirebilirsiniz. Burası İstanbul Sanayi Odası için hazırladığımız bir yayın. Burada, temel burada konuştuğumuz, anlattığımız her şeyin aşağı yukarı şeyi var. Yalnız burada matris yok. Matrisi sonradan geliştirdik. Yeni matris 3 aylık bir hikaye. Burada ama TradeMap'ten bu verileri nasıl alırsınız? Ticari istihbaratın ana kanalları nedir? Nasıl yaparsınız? Bu kitap ücretsiz. Buradan indirebilirsiniz. Şurada hazır yapılmış pazar araştırmaları var.
Şu da işin 2011'de yazdım. Ticari İstihbarat ve Çağdaş İhracatın Stratejisi. Bu kitap teorik hem de pratik bir kitap. Şu da Gazi'den çıktı. Dış ticaret işlemler ve uygulamalar. Bu kitabın 13. bölümünde dış ticarette rekabet istihbarat diye bir bölüm var. O bölümü okuyabilirsiniz. Yani burada 4 tane ana kaynak var. Bir de makale var. O makaleyi de sizlerle zaten paylaşacağım bir şeyde. Yalnız bunları bulmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Öyle mi? Evet. Ben bu alanda proje geliştiriyorum da. Evet. Yani çok sıkıntı yaşadım kitaplarımda. Hangisi? Bunları mı bulmakta? Evet. Şey mi? Dış ticaret şey mi? Şunu mu? Genel anlamda yayın evlerine falan sordum veya aracı kitap satışı yapan film olarak. Çoğunda hatta 21 gün bekleyip de sonra tedarik edilemiyor cevabını aldığım oldu. Sadece PDF olan bu formatı inceleyebildim. Evet. Bu şekilde oldu. Valla şu işte bitmek üzere. Aslında onun bir gelişi, şunun aslında yeni şeyini, ISO ile anlaşmamız bitti bizim, 2 seneyi bitirdik. Bununla ilgili yenisini, daha gelişmişini yeniden başlayacağım yazmaya. Ayrı bir yayın evinden çıkacak. Ana bir şey var. Ama şunu Gazi satıyordu, Gazi Kitabevi. Belki oradan isteyebilirsiniz. Evet. Ama şunları da indirebilirsiniz. Şunlar da indirilebilir. Buradan indirilebilir. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, burada gümrük kayıtları açıldı. 30 ülke gümrük kayıtlarını açtı. Neden? Neden ülkeler gümrük kayıtlarını açıyorlar? Bu bilgiye neden veriyor? İlk Amerikalılar açtı. 86-87'lerde Pierce diye bir sistem kurdular. Biz o zaman Amerika'ya girdik. O bilgileri alıp Amerika'da pazarlama yapıyorduk. Bir sürü ürünün ilgili, bir sürü firmayı gönderdik. Onların kullanmalarının nedeni şu, işte hiper rekabet. Hiper rekabette adam şöyle düşündü. Amerikalı ithalatçıyı stratejik olarak üstün nasıl kılarım? Bunun çok basit bir cevabı var. Veri kaynaklarını açarsam stratejik üstünlük yaratabilirim. Neden? Ben Amerika'da kimin mal aldığını kimden görüyorum? Benim rakibim Amerika'da kime satmış görüyorum. Gidiyorum ben de aynı Amerikalı'ya. Amerikalı diyor ki, ya ben 100 dolara alıyorum zaten. Sen kaçtan vereceksin? Diyorsun ki 95. Benim rakibim beni görüp 93'ten satıyor. Onun rakibi onu görüp 90'dan satıyor. Amerikalı ithalatçı hiçbir şey yapmadan oturduğu yerden stratejik üstünlük sağlıyor mu? Sağlıyor. Neye bağlı sağlıyor? Bu veri tabanlarının açılmış olmasına bağlı. Bu 97'den itibaren dünyada buna uyanan bir sürü ülke veri tabanlarını açtı. 30'a yakın ülke açtı bu veri tabanlarını. Dolayısıyla 30'a yakın ülkede bu veri tabanlarını bulabilirsiniz. Bu ülkelerin listesi var mı? Var abi. Şeyde var. Yine yamankoç.com'da ticari bilgi bölümünde orada liste var. Bir sürü oradaki liste. Örnek birkaç tane de örnek göstereceğim ben ama orada da indeks olarak onları yayınladım ben. Yani oradan girip rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Göstereyim de yani şeyi. Hani bunlar şöyle hani saklı gizli bir şey değil. Şurada ticari bilgiye tıkladığınız zaman şurada ticari bilgi kaynakları indeksi var. Bunun altında da Customs Data Sources var. Tradeinfo 365, CJEX, InfoDrive, Peers, Report. Bunlara tıkladığınız zaman bunların hepsi zaten 30'a yakın ülkeyi size verecektir. Buradaki 5 tane veri tabanı. Başka veri tabanları da var. Ticari bilgi indeksi çok kıymetli bir şey. Şuradaki ticari bilgi kaynakları indeksi. Şurada 20 tane veri tabanını kullanan birisi dünyadaki bütün firmalara ulaşır. Bakın çok iddialı konuşuyorum. Bu 20 tanesini doğru dürüst kullanıp bütün bilgiye ulaşabilirsiniz firma bilgilerine. Ama o kadar kolay değil. Girdiğin zaman göreceksin. Birinin içinde 40 bin tane veri tabanı var. Şu Lexis, Nexis'in içinde 40 bin tane veri tabanı var. Sadece GitHub numarası yeterli olur mu dedin? Arkadaşlar? Yok olmaz. SIC numaraları var, NACE numaraları var. Bazı veri tabanları SIC ile çalışıyor. Bazısı NACE'ye göre, bazısı naif kod sistemine göre çalışıyor. Yani bütün bunları ona göre ayrıştırıp hedef müşteri gruplarını ona göre süzmen gerekiyor. Başka neler oldu? Şimdi bir defa bunları da çözdük. İki, şu anda Sakarya'daki bütün firmaların bilançoları açık. Şimdi bunu söylediğin zaman herkes bozuluyor. Adana'da, Ankara'da, İstanbul'da nerede olursa olsun benim bilançom açık. Nasıl açık olur? Açık. Hepimizin, herkesin bilançosu açık. Dünya artık öyle bir noktaya gitti. Yani dolayısıyla şöyle bir şansımız yok. Ya ben bilançomu gizledim, benim hani şöyle bir durumum, böyle bir şey kalmadı artık. Hepimizin bilançoları açık değilse bile anında onları bulabilecek kaynaklar söz konusu. Örnek,
bunlardan bir tanesine girelim. Bir romandaydı. Bu basit site. 180 milyon firma var arkadaşlar bu sitede. 180 milyon firmanın bilançosu var. Burada Türk firmalar da var. Sakarya'dan bir firma söyleyeyim bakalım. Var mı açık mı? Biraz. Buzdağı yazalım. Efendim? Buzdağı. Buzdağı. Evet, su. Bu Antalya'da var. Buzdağı Frigo Taşımacılık. Ordu Buzdağı. Ne sandın? Şöyle bakalım bir dakika. Firmanın resmi ismi çalışmıyor. Evet, bu eğer şeydeki kayıtlı ismi buysa, ya herkes bütün firmalar yok dünyadaki ama çok önemli. Ya orta ölçekte, yani şuraya bunun sistemin ne kadar büyük olduğunu göstermek için kebap yazıyorum. Bak, 2220 tane kebapçı çıkıyor. Bunların bilançoları açık yani. Şuradan girip işte Türkiye'deki kebapçılar dersen, Türkiye'de kaç kebapçının bilançosu açıkmış? 871 tane. Asbaba'nın şeyini merak ediyorsan bilançosunu buraya girip 90 euro verirsen alıyorsun. Can kebap, kavaklı dere kebap 49 ama bizim orada. Kaç liraymış kilolar? Bak Ankara, Türkiye. İşte 34 euro verirsen full business report'u alabiliyorsun. Şurada da bazen tablolar oluyor. Ha, bunu da bedava satmıyorum. Bedava olur mu? Hiçbir şey bedava değil. Ne güzel. Öyle bir dünya yok artık yani. Bedava değil. 90 euro, 25 euro, 40 euro. Parayı bastıracaksın, alacaksın. Ama aldığın şey çok kıymetli. Ama alanlar bunları alacak. Bir bedel ödüyorlar mı alıyorlar? Ücretsiz alamaz istemiyorsun bu zaman. Olur mu canım? Onlar da ödüyorlar. Nereden alacak bedava? Bankadan alıyor. Muhasebeciden değil, bankadan alıyor. Bankada bir bedel ödüyor. Çünkü sen bunu bankaya veriyorsun. Bankada bunlara satıyor. Dolayısıyla bunun da bir sermayesi var. Yani bu bankanın satması ne kadar önemli? Ticaret bir bilgisi olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Başka bir şey. Fiiliyat başka bir şey. De facto bir durum var. Bunlar satıyorlar. Biz her aradığımızı buluyoruz. Yani daha da şeyi bunlara yazıyorsun. Şu firmanınkini bana bul dersen gidip onu da buluyor. Ama onun bedeli daha yüksek oluyor. Yani hepimizin şunu kabul edeceğiz. Bu çağda artık bilançolarınız açık. Şimdi bu gerçekliği kabul etmek. Kabul ederseniz buna göre konumlandırabilirsiniz kendinizi. Bunu kabul etmezseniz kendinizi gizleme şansınız yok. Siz de uluslararası iş yapacaksanız bilançonuzu görmek isteyecek insanlar. Siz nasıl biriyle iş yapmak için bilançosunu görmek istiyorsunuz? Siz de iş yapmak isteyenler de sizin bilançonuzu görmek istiyorlar. Bundan doğru doğal olan bir şey yok. Bu gizli falan değil. İngiltere o kadar açık ki İngiltere'deki Companies House'a girerek İngiltere'deki bütün firmaları bir pound'a cash durumlarına kadar görebiliyorsun İngiltere'de. Her şey açık yani. Şimdi de çoğu firma kendi internet sitesini yayınlamaya başladı. Tabii doğrudur yani bu yapması gerekiyor. Ama bu ticari istihbaratta önemli kurgulardan bir tanesi. Buna da bakmamız gerekiyor. Bu bir tanesi. Bunun gibi onlarca bu tür bilgiye veren firmalarımız var. Firmalar var. Ticari bilgi kaynakları var. Şimdi devam edelim. Başka neler oldu? Ticari bilgi kaynaklarına erişim kolaylaştı. İnternet ticari bilgi açısından sorgulanabilir oldu. Bilginin hassaslık ve kesinliği arttı. Nitelikli pazar araştırmalarının sayısı arttı. Dolayısıyla bütün bunlar bizim ticari istihbarat teorisindeki elimizi güçlendiren unsurlar oldu. Peki biz ne yapacağız şimdi? Hızlı hızlı devam edelim. Biz şöyle bir şey diyoruz. Türkler olarak biz işin en basit, en kolay yolunu tercih ediyoruz. Yani yalın bir tarzımız var, sade bir tarzımız var. Bu güzel bir şey. Yani uzun stratejik öngörülere Türkler bakmazlar. Hepimiz öyleyiz. Yani strateji baktığın zaman zaten hiç kimsenin stratejisi yoktur. Hepimiz anlık yaşarız. Değil mi? Uzun dönemli planlar yapmayız. Bu aldığımız bu Anadolu'nun eğitimidir bu. Yani bu hem iyidir hem kötüdür. Bir şey hem iyidir hem kötüdür. Sadece iyi ve kötü değildir. İyi tarafı şudur. Yaratıcı yöntemleri hızlı geliştiririz ve basit ve sade düşünürüz. Bu çok büyük bir avantajdır ama uzun dönemli bunları aktaramadığımız için de uzun dönemli yenilgi alırız. Onun için aklımız hep kaçarken başımıza gelir. Öyle de atasözlerimiz var biliyorsunuz.
aklımız hep öyle gelir. Dolayısıyla bu stratejiyle Türk yaratıcılığını birleştirmek işi çok güzel bir iş. Onu yaparsanız müthiş bir iş yapmış olursunuz. Şimdi biz şunu düşündük. Ya bu yıllardır uğraşa uğraşa Türkleri en kısa şekilde bir pazara nasıl sokabiliriz? Bu mümkün müdür diye baktık. Hakikaten mümkün. Nokta atışı ihracat. Yani 3 ayda, 4 ayda firmasına göre bir firmayı hedef pazara sokabilir miyiz? Bir defa bu şöyle, bu mümkün. Yani neden mümkün? Çünkü yapıyoruz, oluyor. Yani bunun uzun teorik temellerini anlatmaya gerek yok. Bunun ilk adımı şu. Hedef pazarı seçimi. Birinci modül. Yani bir firma, demin gösterdiğim matris veya başka teknikler kullanarak hiç fark etmez. Bir firma kendi ürünü bazında dünyadaki en rahat, en karlı, en hızlı girebileceği pazarları tespit etmek zorundadır. O pazarlara odaklanmak zorundadır. Demin konuştuk, her şeye odaklanan hiçbir şey yapamaz. Yani bütün dilleri öğrenebilir misiniz? Hayatınızı vakfedin, bakalım öğrenebiliyor musunuz? Çünkü sizin gücünüz ona yetmez. Bu boş bir çaba. Bütün dünyaya mal satmak da böyle bir şeydir, abestir. Dolayısıyla siz belirli bir hedefe odaklanarak mal satmak zorundasınız. Bu hedef hangisidir? Bu hedef bugün Suudi Arabistan'dır, gelecek sene Katar'dır. Ondan sonraki sene ise Avustralya'dır. Bu sürekli değişen bir şeydir. Heraklitus'un lafı yok mu? Aynı ırmağa iki kez giremezsin. Çünkü ırmak değişmiştir ve sen değiştin. Bu da öyle bir şeydir. Sürekli pazarlar değişir ve siz bunu her sene yapmak zorundasınız. Bir firmanın stratejisinin olup olmadığı her sene hedef pazarlarını tespit edip etmemesiyle anlaşılır. Hangi hedef pazarları var bu sene? Hangilerinden çekileceğim, hangilerine ağırlık vereceğim? Bu işin aslı budur. Şunu hedef pazarı seçtim. Dedim ki ben, bu sene itibariyle yatağa çevrilir kanepelerde, çek yatlarda benim hedef pazarım, 3 tane hedef pazar belirledim. Suudi Arabistan, bir, ikincisi ABD, üçüncü pazar olarak da İtalya örneğin. Ki biz onu belirledik hakikaten. İtalya'da bizden çok farklı şey alıyor, çok şaşırtıcı bir şey bu ama İtalya bizden çok fazla mal alıyor. Amerika'da Türk çek yatçılar müthiş işler başarıyorlar. Amerika pazarında. Yani diğerlerini de oraya sokabilecek bir şey var. Bu üç pazarı belirlediğimiz andan itibaren bunun içine Angola'yı da seçebilirsiniz. Bir firma da der ki benim Amerika ile işim yok, ben Angola'ya gideceğim. Niye? Angola'da çok büyük değerler var çünkü. Yani değer olarak büyüyen bir pazar, Türklerin girdiği bir pazar. Ben de Angola'ya gideceğim diyecek. Tamam, çok güzel. Bu pazarı seçtik. İkinci adım ne? Angola'yı seçtiğim anda Angola'daki iç piyasada rakiplerin kim? İç piyasadaki piyasa nasıl? Büyüyor mu? 2020'ye kadar piyasa büyümeyi sürdürecek mi? İhtiyaç ne kadar gelişiyor? Bunlarla ilgili hazır, yapılmış pazar araştırmaları var. Bunları bulmak zorunda. Bu genellikle Türklerin atladığı bir modüldür. Çok verimli pazarlarda da atlanabilir. Çok burada ısrarcı olmamak gerekir. Üçüncü modül, hedef ülkeyi tespit ettim. Dedim ki benim hedef ülkem Tunus. O zaman yapacağım üçüncü adım şu, Tunus'ta hangi müşteri grupları hedef müşteri grubu? Mobile'den konuşuyoruz. Bakın mobilyayı bir bayi kanalıyla satmamız gerekebilir. Bir bayi bulabiliriz. Bu bayi ithalat yapan bir toptancı mı olacak, ithalat yapmayan bir toptancı mı olacak? Bunu bir defa ortaya koymamız lazım. İkinci olarak, parakende dükkanlar var mobilyacılar. Bunlara satabilirim. Bu parakende de seçeceğim büyüklük ne olacak? Hedef pazarım Tunus'ta 100 tane mağazası olan bir şeye mi gideceğim, parakendeciye mi gideceğim, yoksa 30 tane olana mı gideceğim? Benim büyüklüğüme göre seçmek zorundayım. Cirosu 100 milyon doların üstünde olana mı gideceğim? Cirosu 7 ile 15 milyon dolar arası olana mı gideceğim? Dikkat ederseniz bakın, ürünü konumlandırmıyoruz. Porter'ın veya diğerlerinin yaptığı gibi. Biz burada firmaları konumlandırıyoruz. Hedeflerimizi netleştiriyoruz. Yani makro cerrahi yerine mikro cerrahiye doğru iniyoruz. İlk slide'da gösterdiğimiz şey vardı ya, iklimlendirmecilerin hangi müşteri grupları olabilir? Bu müşteri gruplarını seçmek zorundayım. Şimdi bir Bürotime'la danışmanlığa gittim ben. Orada şunu sordum. Ya dedim ki sizin ideal bayiniz nedir abi? Nasıl dediler ya? Sizin 30 ülkede o zaman 30 ülkeye ihracat yapıyorlardı. Bu 30 ülkeye ihracat yaparken sizin ideal bayiniz nedir? Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Yani cirosu kaç lira? Showroom'u kaç metrekare? Kaç adam çalıştırıyor? Kaç ülkenin kaç yerinde bayisi var, alt bayileri var? Bütün bunları dedim, çıkarır mısınız? Yani bana ideal bir bayinizi çıkarın. Kaç ciro yapıyor?
O ülkenin şeyine göre cirosu ne? 5 ile 7 arası mı 100 milyonun üstünde mi ciro yapıyor? Yani ben 100 milyonluk adamları mı arayacağım yeni hedef pazarında yoksa 10 ile 20 milyon arasını mı arayacağım? Yani aslında bu nedir? Kendini bil diyor ya Sun Tzu. Aslında bu kendimizi bilmek. Yani bir sürü firmada kendine dair bilgi var ama bu bilgi bir bilgi olarak ortaya çıkarılmamış. Gri alanlarda kalıyor. Tacit knowledge diyorlar buna. Yani firmada var, beynimizde var ama yazılmadığı için gizli kalan bilgi. Ve bu bilginin ortaya çıkarılması lazım. Ticari istihbaratın bir tarafı da bize bu bilgiyi ortaya çıkarıyor. Yani kendimizde olan bilmediğimiz, farkında olmadığımız bilgiyi ortaya döküyor. Bu müthiş bir şey. Yani aslında adamlarda bilgi var ama bilmiyorlar. Oradan çıkardıkları kategorileri bir tartıştık. Çok basit kurallar koyduk. Dedik ki ya bizim alacağımız adam en az iki showroom'u olacak. Showroom büyüklüğü şu olacak. İşte şu kadar işçi çalıştırması lazım. İşte efendime söyleyeyim merkezi bir yerde showroom'u olması lazım. Bütün bu kuralları koyduk. Ondan sonra bir ülkeyi hedeflediğimiz zaman o ülkedeki hedef müşteri gruplarımızı buna göre süzmeye başladık. 10 bin tane firmaya gitmedik, 1000 tane firmaya gitmedik. O süzgeci koyduktan sonra o süzgece göre süzdük. Dolayısıyla 15 tane hedef müşteri ortaya koyduk ve bu hedef müşteri artık 15'e düşürdüğün zaman ideal bir sayı gidip bu adamları gezmeye başlayacaksın. Artık orada da iletişimin en üst noktasını kullanacaksın. İşte bu hedef ülkede hedef firmanın yöneticileri kaç ne kadar ciro yapıyorlar, yöneticileri kimler, bunlara nasıl ulaşabiliriz? Bütün bunları sistemli hızlı bir şekilde yapmamız lazım. 4. O ülkede operasyonu nasıl yapacağım? Yani ticari bilgi değerli arkadaşlar operatif bilgidir. Bilgi ile ticari bilgi ile istihbarat arasındaki fark şudur. Şimdi ben size desem ki, arkadaşlar desem, dünyada şu ülkelere ticari bilgi ve istihbarat için okullarda eğitim programları var. Onların bir listesini versem siz bunları okursunuz. Bu bilgidir. Sizi düşünmeye, şuraya mı gideyim, Amerika'ya mı gideyim, Fransa'daki okula mı gideyim diye düşünürsünüz. Ama size şunu söylesem, ya şu anda İngiltere'de yeni bir program açıldı. İşte Türkiye'den gelen çocuklara hem tam burs veriyorlar, ticari istihbaratta bir senede yetiştiriyorlar, üstüne de bir firmaya yerleştiriyorlar. Desem, ne yaparsınız? Hiç düşünmeden gidiyorum. Hiç düşünmeden. İşte bu istihbarattır. Yani sizi operasyona iten bilgi istihbarattır. Bizim ihtiyacımız olan bilgi budur. Yani biz firmalara ticari bilgi vermeyiz. Ticari bilgiyi nasıl elde edeceklerini, bunu nasıl süzeceklerini ve bundan nasıl operatif bilgi üretebileceklerinin yol ve tekniklerini öğreniyoruz. Biz bir ajanlık buyuralım. Bu şey yani ajanlık, ajanlık şöyle, strateji olduğu için ajanlık değil. Yani ajanlık sadece işin en uç noktadaki alandan bilgi istihbarat toplamak. Bu iş daha geniş bir stratejik anlamda, stratejik istihbarat dediğimiz zaman olayın boyutu tamamen farklı bir şeye geçiyor. Hedef pazar bulmamız aslında bir stratejik istihbarat. Çünkü biz genel olarak rayları nereye döşeceğimizi yazıyoruz. Rayın üstündeki hızımızı vesaire konuşmuyoruz. Strateji bu rayı döşeme işidir. Rayı nereden geçirir? Yani tren için strateji budur. Bizim için de olur. Hangi pazarlara gidelim, hangi hedef müşterileri tespit edelim. Bunun için iki tane matris gerekiyor. Burada bir hedef pazar matrisi, bir de hedef müşteri seçme matrisi. Bir şey daha sorayım. Buyurun. Peki şu anda dünyada firmalar, ihracatçı ve ithalatçı firmalar bu tarzda istihbarat elemanlarının kendi bünyelerinde mi çalışırlar diye yönleniyor yoksa bu hizmeti dışarıdan almaya mı? İkisi de var, ikisi de var. Bazı firmalar, özellikle Amerika'da kendileri departman kuran, büyükler departman kuruyor, ortalar dışarıdan alıyormuş gibi diyebiliriz. Pahalı bir hizmet peki? Tabii pahalı bir hizmet. Bu çok pahalı bir hizmet. Neden pahalı bir hizmet? Neden pahalı bir hizmet? Çünkü sana para kazandıran bir hizmet. Bir olay anlatayım ben. Şimdi Konya'da bir firmada danışmanlık yapıyorduk biz. Firmanın patronu da, isim vermeyeceğim, Konya'nın en cimrisi olarak kabul ediliyor ve böyle üzerine şakalar yapılan bir adam. İşte dedim ki ben şu veri tabanına abone olalım, 400 dolar bir ayda Rusya'ya dedim, onlar çok rahat gireriz. Çocuklar böyle yerlere yattılar gülmekten, 400 dolar ve bizim patron, filan. Yani sen hocam hayal görüyorsun. Ya dedim ki 400 dolar verir bu adam. Vermez dediler, iddiaya girdik yemeğine. Yapılacak şey çok basit. Adamın en büyük rakibini öğrendim ben. Dedim en büyük rakip kim sizin ama yani patronun gıcık kaptığı rakip aynı zamanda. Söylediler. Konşumentolardan girdik. Rusça'daki adamın 5 tane operasyonunu çıkardık. Demin gösterdiğimiz formatta. Kime veriyor, ne veriyor? Ne veriyor görüyoruz. Ama 5 tane. Ama adam yapmış 200 tane operasyon. Şimdi şeyi çağırdık patronu.
Dedim ben hoca gel hacım sana bir şey gösterelim filan dedik. Son yaptığımız işleri. Adamcağız geldi. Şimdi şöyle ilgisizce izliyordu filan böyle. Dedim ki şu senin tanıyor musun bu firmayı dedim. Böyle oldu adam. Nasıl dedi ya? Bu firma tanı... Ya dedi bu bizim rakip hocam dedi ya. Rusya'ya satmış mı lan bu adam? Duyuyordum ben filan dedi. Evet abi dedim bak. Kime satmış dedi. Ya şu firma var galiba. Ama çok değişiklere de satmış dedim. Hocam dedi kaça satmış dedi. Bir fiyatı bir getirdik orada tak fiyatla. Adam çıldırdı tamam. Dedim bunun devamı var. 200 tane satmış dedim. Ama dedim yani paralı bir hatta dedim onu alamadık dedim. Bu örnek olanları dedim. Nasıl dedi parayı versek alabilir miyiz dedi. Evet dedim alabiliriz dedim. Adam şöyle yaptı hı. Çıkardı kartı aldı. Al dedi hepsini dedi. Ya hacım dedi sen fiyat filan sormadın. Al diyorum sana dedi. Al dedi hemen alabilir misin dedi. Ya alırız dedim hemen. Al diyorum sana dedi. Şimdi çocukların gözlerine baktım büyük bir yılgınlık dedi. Neden? Yani patronların zayıf tarafı o. Yani rakibin kime sattığını bilgisi varsa ona para veriyor adam. Yani istihbarata veriyor. Neden? Çünkü orada vereceği 400 doları bir konteyner sattığı zaman mislisiyle kazanacak. Ve rakibinin de önüne geçmiş olur. Dolayısıyla orada 5000 dolar istesen de verir. Adam parayı önem vermiyor. Çünkü o istihbarat ona hedef odaklı. Hedef odaklı. Tat makarna da biz çalışıyoruz. TradeMap'ten işte hedef pazarlar şu mu olsun, burası mı olsun diye çalışıyoruz. Biz Japonya'yı bulduk. Bundan 5 sene önce. Çok basit bir veri bak. Japonya 8 milyon dolar makarna ithalatı 1 sene önce artmış. Bunun 4 milyon dolarını Türk firmalar yapmış. O arada patronlar da İsrail'e gideceklermiş. Tesadüf patronun biri geçiyormuş, uğramış. Siz dedi ne yapıyorsunuz? Dedim gel otur. Sen İsrail'e gidiyorsun hoca. Gel bakayım. Şuna bak. Adam baktı. Bu dedi gerçek mi? 4 milyon dolar makarna. Biz satmadık dedi. Uyuyorsun dedim. You are sleeping. Peki İsrail ne dedi hocam dedi. İsrail'i gösterdim. Aa İsrail düşüyor dedi. Ben gerizekalı mıyım düşen pazara gidiyorum. Evet dedim. Yani sen bunu söyledin yani. Diyecek bir şey yok. Adam biletleri iptal etti. Japonya'ya gitti. Her şey çok güzel gitti ama tam mal satışları başlarken tsunami oldu. Yani hayatı kurgulamanız mümkün değil her şeyi. Orada bir şey yok artık. Yani orada boyun eğiyorsun tamam. Ama biz oraya kadar doğru gittik. Şimdi yeni Japonya'da TradeMap'ten bakarsanız göreceksiniz makarna şeyinde Türkler o zamanki öngörümüz çok doğru. Tat o zaman girseydi şimdi çok ileri noktalarda olur. Japonya pazarında Türk firmalar makarnada çok ileri noktalara geldiler. İtalyanları bitirdiler. Yani çok önemli bir şeydi o zaman. Çok doğru bir andı. Daha olay yeni hakimiyet kurarken o girmemiz gerekiyordu ama engel olan bir şeyler oldu. Dolayısıyla şunu yaptığımız zaman operasyonu bunu bir firmada 3 ayda yaparız. 3 ayda yaparız abi. Bunu yaptığınız zaman işte siz ticari istihbarat elemanısınız. Özel kuvvetsin. Ama bunun için çalışman gerekiyor. Hadi yaptık ha şunu oldu bu basit mi bu kadar? Basit. Hadi yap bakalım. E eşittir mc kare de basit. E hadi formülü uygula da atom bombası yap bakalım. Oluyor mu? Yani farklı bir şey ama ikisini amacımız şey bunu yapmak. Şimdi hocam özel olmazsa piyasadaki bedeli nedir bu işlerle çalışmanın bir firma için? Abi bu şimdi para sordu mu işin rengi değişti yani. Burada öğrenci hoca olarak konuşuyoruz. Para sordu mu? Ya şöyle diyeyim. Ya uluslararası piyasa. Abi şöyle böyle bir sistemin kurulma bedeli yaklaşık 6 ziyarette kurulur 10 bin lira civarında bir para öder firma. 6 kez firmayı ziyaret edersin. Aralarda eğitim yaparsın. 10 bin lira 12 bin lira arasında firma bedel öder. Daha bunun için eşit de var. Yok. Yani başka efendim. Bu henüz girmedi. Eğitim danışmanlık teşvikleri var. COSGAP'in falan verdi. Onlar belki... Şimdi eğitim danışmanlık COSGAP'in şöyle 8 bin lira verirseniz 8 bin liralık bir teklifte COSGAP 4 binini ödüyor. Ama seni 20 kez firmayı ziyaret etmekte zorunlu tutuyor. Yani 20 kez firma ziyaret etmenin bir anlamı yok. Yani bir tuhaf firmayla danışman birbirinden bıkıyorsun. Yani 20 kez gitmek ne demek? Sıkılmaya başlıyorsun artık yani. Yani 2 saat, 3 saatten sonra. Efendim? Tabii bizle mi ilgilenecek? 20 defa yani. COSGAP'in öyle şeyleri var. Ya bu iş serbest piyasada bu işin ihtiyacını hisseden firma bu parayı ödüyor. Bir şey gitti hocam ya. Sonuçta hedef pazarında dekat yapacak. Tabii ki. Firma hemen öder. Yani buna inandığı söyler. Onun için inanması için de bir darbe yemesi lazım. Hocam yani. Bedeller çok yüksek bedeller değil yani. Bir ihracatta bu bedeli çok rahat kazanabilir. Tabii ama Türk firmaları maalesef bilgiye ve istihbarata para ödeme vizyonundan
eksikler. Yani yeni yeni ödüyorlar. Yeni yeni bunu yararlı görüyorlar. Yeni yeni ödemeye başlıyorlar. Ben giderim kendim bulurum yaparım. Tabii ya, abi biz de buluruz abi. Yani ne olacak ya filan. Böyle bir genel hava var ya firmalarda. Ya ne yapıyor adam ya? Bırak abi. Bulurum hocam şimdi. Biraz önce dediğiniz gibi İsrail'e gidiyordu adam. Düşmekte olan bir pazar. Gider önceki şey geri çar gezer, eğlenir, döner geri. Başka hiçbir şey yapamaz. Aynen öyle oluyor. Bir sürü para harcar. Tabii. Ama hiçbir verimi sağlamaz. Onun harcayacağı parayı atıyorum böyle bir danışmanla harcarsa çok daha hem zaman kaybedecek hem para kazanacak. Doğru. Bu ama şöyle oluyor. Zaman zaman insanlar birbirlerinden bilgi alıyorlar. Firmaya ben şu işi kullandım diyor. Bizim işimiz tamamen danışmanlık işte referanstır. Yani bir reklam yapmıyorum ben. Gelen müşteri arkadaşı memnun kalıyor, arıyor. O adam geliyor işte. O da danışmanlık almak istiyor. Fiyatları da biliyor. Parasını ödüyor. Geliyor. Serbest piyasada iş yapmak önemli. Yani danışmanlık açısından da strateji böyle bir şey. Yani bizim de hareket alanımızı genişletmek zorunluluğumuz var. Yani hem serbest piyasada olacağız, hem devletin verdiği teşviklerden yararlanacağız, hem eğitim alanında olacağız, hem kitap yazacağız, hem akademide olacağız. Geniş olarak tabii geniş alana yayılacağız ama odaklandığımız bir alanlar olacak. Eğer devletle iş yaparsan devlet bir gün seni beğenmeyebilir. O zaman ev kedisi olursun. Hep devlete çalışırsan devletin kedisisin. Ama danışman özgür kedisidir, sokak kedisidir. Doğru danışman sokak kedisidir. Ne demek sokak kedisi? Bir sokakta geziyorum ben. Hiçbir yere bağlı değilim. Bağımsız danışmanım. Devletle de iş yaparım. Alarko'yla da iş yaparım. Bir pastacıyla da iş yaparım. Bir okulla da iş yaparım. Fark etmez. Ama şu, bir gün aç kalma tehlikem vardır. Hiçbir gelirim garantili değildir. Ama bir gün ziyafete konabilirim. Ticaretin gene de böyle zaten hocam. Tabii ama yani danışman öyle değil. Gidip devlete kapılanıp devletten alınan işleri yaparsan o zaman devlet kedisi oluyorsun. Ev kedisi. Ev kedisiysen gelişemezsin. Yani sokak kedisi gelişir. Bakın sokak kedileriyle ev kedilerine ya. Limitleriniz olur hocam. Yani belli bir işte köprüler vardır. O köprüleri geçemezsiniz. Kalırsınız. Tabii kalırsınız. Köprüleri yapmak istiyorsanız dediğiniz gibi yani sokak kedisi olacaksınız. Özgürüm ben. Ha, aynen böyle. Yani bu özgürlük şansınız var. Ne zaman var? İşte bilgi ve ticari istihbarat konusunda. O piramidin üst dallarına tıkmak, çıkmak için çaba harcayıp kendinizi geliştirdiğiniz sürece müthiş bir imkanınız var. Bunu yapabilirsiniz. Eskiden sizinle benim aramdaki fark eskiden 15 senede kapatılamazdı. Şimdi bir senede kapatılabilir bir fark var aramızda. Çünkü bilgi teorisi gelişti. Bilgiye ulaşma kolaylaştı ve gelişti. Yani siz hızlı çalışırsanız bir senede benim bildiğimin daha iyisini bilebilirsiniz. Çok açık söylüyorum. Yani bu büyük bir şans. Çünkü bu çağa özgü bir şans. Ha bu ayrı bir şey. Yani şöyle de bir şanssızlığı var. Tabii yani avantaj şu, siz 20 senedir yapıyorsanız piyasada bir tanınırlığınız oluyor. Sizin referansa ihtiyacınız olur aynı işi yapsanız bile. Ama gene aynı işi benzer düzeylerde yapabilirsiniz. Bu size gaz vermek için anlatmıyorum. Bu aslında bizi rekabetçi kılan ve bizim de çok çalışmamız gereken bir şey. Yani ben 8-10 günlük eğitim verdikten sonra her şeyi anlatmış oluyorum. Sıfırım. Yani hiçbir şeyde saklamayız. O bu işin ahlakı değildir. Her şeyi anlatırım. O arkadaş ondan sonra bizden çok daha iyi iş yapabilme potansiyeli olacağı için ben çok daha fazla çalışıyorum. Çünkü çok çalışan burada iyi hızlı yol gidebilir, yeni teknikler geliştirebilir vesaire vesaire. Hocam bir oturumumuz var, daha var değil mi bundan sonra? Evet. Saat 2'de de bizim bir sınavımız var. Evet. Ona göre bir organize edersek saatleri arada... Saatleri arkadaşlar organize edecekler ama söylerseniz... 1.45 geçe bitecek diğer oturum. Şimdi ara verecek miyiz? Ara vereceğiz. Ara vereceğiz. Kaçta? Zaten 1.45 geçe tamam mı? Tamam. Şimdi kaçta ara vereceğiz? Şimdi verebiliriz. Peki. Ara vereceğiz. Şimdi stratejiye geldik. Yavaş gidiyoruz ama yani şey işin doğası bu. Sorularınız varsa, başka sorularınız bu arada ara vermeden alın. Buyurun abi. Bir yayınımızda görüşünde bu bilişim sistemleriyle alakalı derin interneti ihracat bilgi toplama süreçlerinde kullanabildiğiniz zaman... Kesinlikle öyle. Tam anlamıyla kullanıyor musunuz yoksa anlama motorları üzerinden bilgiyi aynı Google üzerinde aratıp bulmak yok? İkisini de kullanıyorum. İkisini de kullanıyorum. Çok güzel bir soru. Teşekkür mesela ediyorum. Mesela şöyle bir şey yapabiliyor musunuz kurum olarak veya konuşmak üzerinde şöyle verebiliyor musunuz? Sakarya'daki bilgisayar kullanıcıların internet üzerinde talep ettikleri ürünleri IP adreslerinden takip edip hangi bölgede hangi ürünün ne kadar gidebileceği? Yok, böyle bir şey yapmıyoruz. Siber istihbarat kavramına göre... Evet, güzel, bu çok güzel. Bu bir yol olabilir. Evet. Ama bunu henüz kullanmıyoruz. Bunu yeni duydum ben. Yani böyle bir şey yapılabileceğini yeni duydum ama
kafamda sadece bir köşede duruyor yani. Bunu asıl kullanmadım. Benim internette asıl kullanılan nokta burası. Biraz da. Tabii. Şu arama motorları genelde sabit bir bilgiyi verdiği için size. Hı-hı. Geliştirilebilir bilgiyi siz ekleyebiliyorsunuz. Tabii bu çok güzel bir şey. Ama henüz, evet, henüz onu kullanmıyoruz. Henüz onu kullanmıyoruz. Ama burada kullandığımız iki şey var. Bir tane Biznav diye bir arama motoru var. Derin web arama motoru. Arkadaşımız biliyor. Biznav yazamadığımız için şuraya. Evet. Derin web şöyle bir şey. Bizim aslında Google'da aradığımız alan Surface Web. Yani yüzey web'i tarıyoruz biz. Derin web yüzey web'in çok 500 kat üstünde bir alan. Esas derin web. Bu derin web'i arama motoru. Örneğin buraya furniture yazarsak o şey yaz. Büyük harfler. Zaten yeni internet kullanımı şu an yasak mı? Yok değil. Yok hayır, arama motorları üzerinden serbest. Ama derin internete bir giriş sağlamaya çalıştığınız zaman yani muhtemelen bir güvenlik önlemiyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi bunu Google yapıyor. Google gelişmiş aramasını, Google'da gelişmiş aramayı kullandığınız zaman, oraya ileri gittiğiniz zaman ve bunu işte özellikle directory, index kelimeleriyle aradığınız zaman sadece şeylere karşı bir güvenlik koyuyor ama. Yani bir robot değilsin diye şey çıkıyor, cache çıkıyor, onu yazdığınız zaman gene girebiliyorsun. Hızını yavaşlatıyor sadece. Şimdi bakın furniture yazdık. Furniture'ı indexliyor. News, furniture ile ilgili news. Research çalışmaları, patentler, sosyal medya, furniture'ı değişik başlıklara göre indeksliyor. Yani bir indeksleme motoru. Google gibi değil. Bu derin web'i indeksliyor. Zaten derin web'in şeyi şu, derin web, surface web'den farkı şu. Derin web'de biz sadece sitenin başlığını görüyoruz ama altındaki bilgiyi göremiyoruz. Derin web bu demek. Yoksa derin web gizli web değil. Yani altındaki bilgi gizli. Web'in ismi açık. Dolayısıyla biz ticari bilgi arıyorsak paralı olan kaynakları bu indeksleri kullanarak bulabiliriz. Bunu da mesela include dediğimiz zaman bakın aşağıda furniture stores 80 tane buradan tıklayarak furniture stores'ları açıyoruz. Yani burada gri şu yan tarafta bilgiye ne yapıyor? İndeksliyor. Yani bir indeksleme şey. Google'ın gelişmiş arama motoru var. Gelişmiş arama motorunda da isterseniz PDF formatında, isterseniz Gov'dan, isterseniz Org'dan, İsterseniz işte başka kaynaklardan çok değişik parametrelerle, kriterlerle süzme imkanınız çıkıyor. Bu ikisini bir arada kullanmak gerekiyor. Burada ne arıyoruz biz? Şimdi aslında üç şeyi birden kullanıyoruz. Bir bilgi indekslerimiz var. Bir de arama motorumuz var. Kendimiz arıyoruz. Bir de arama motorları var. Derin web arama motorları. Bu üçünü bir arada kullanmak gerekiyor. İyi bir information broker bu üçünü de bir arada kullanabilen insan. Bu üçünü kullanırsak diğerlerine ulaşamadığımız sınırlı olduğu alanları aşma imkanımız oluyor. Ve daha bize işimize yarayabilen ticari bilgiye ulaşabiliyoruz. Evet, başka bir sorunuz var mı? Evet, arkadaş bayağı kişisel sordu. Kaç lira oluyor bu işler? Yapacak mısın, alacak mısın? Onu... Hocam, yapabilirim ve alabilirim. Tam ticarette erbap noktasına gelmiş arkadaşlardan konuşma. Gayet güzel. Sert'le uğraşıyorsun galiba. Evet, belli. 10 yıldır kendi firmamı işletiyorum. Maşallah. Bir uluslararası ticaret kuruyorum. Süper. İşine yarayacak bilgiler. Tabii tabii. Ya bununla alakalı bir eğitim almışsın. Firmalar çünkü ismini hatırlamıyorum. E-ticaret ama bu tarzda müşteri bunu yöntemiyle alakalı. Bir daha kullandım sonra kullanmayı unuttum. Altlarım da olmamalı. Şimdi bunu yüksek şansa başlayalım. İyi oldu bu işin. Evet, güzel. Peki, başka bir sorunuz var mı? Evet, bir ara vereceğiz galiba. Rampon'da biz eğitim veriyorduk, danışmanlık veriyorduk ticaret odasında. Orada of sanayi ve ticaret odası bir günlük eğitim için çağırdı beni. Trabzonlular çok gülcüler. Onların arasında da bir şey var. Karşılıklı rekabet var. Of'la Trabzon arasında. İlçesi Trabzon'da ama ofluyum diyorlar. Yani Trabzonluyum demiyorlar hiçbir zaman. Dediler ki hocam onlar gelmez dediler eğitime. Ben de ayıp dedim ya adamları şey yapmayın filan. Şimdi gittim, genel sekreter dedi ki hocam 5 kişi buldum, ara verme kaçarlar bunlar dedi. Oflular eğitime gelmiyor yani enteresan, yani eğitim işlemiyordu adamlara. Şimdi
5 kişi böyle yan yana oturdular. Ne defter, ne kitap, ne bilgisayar ama ben de hani kaçmasınlar diye çay anlatıyorum. Çayın hedef pazarını buldum. Yani daha da ateşlenip telefon etmeye başlayacağım çay satmak için. O kadar güzel anlatıyorum yani. Adamlar böyle dehşet içinde izliyorlar. Gözler açık. 2 saat konuştum. Hiçbir dikkat dağılması yok adamlarda. Onu görünce dedim ki ya bir ara verelim artık. Yani bunlar kaçmaz. Dedim ki hocam bir ara verelim filan. Bunlar gitti abi geldim hepsi kaçmış adamlar. Bomboş salona gittik. Bir de fırça yedik genel sekreterden. Hocam ben sana söyledim ya kaçtı işte adamlar. Ne yaparız eğitim bitti filan. Trabzonlulara anlatınca onlar da dediler ki hocam çok güvensizdir oflular. Senin bilgisayarda çıkıyor aynı siteler bizimkilere çıkar mı diye merakla gidip ona bakmışlardır dediler. Enteresan of. Şey şimdi burada da azalınca dedim herhalde oflular var bayağı içeride. Evet, onu söyledim hocam ama gitmedim. Evet, teşekkür ederim. Şey yapıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, 3 şeyden bahsettik. Birincisi bahsettiğimiz şey şuydu. Bu ihracat sanatında istihbarat, strateji ve iletişim. Yani şunu birazcık konuştuk. Şimdi şunu konuşacağız. Buna neden ihtiyacımız var? Sonra da iletişim silahlarını konuşacağız. Strateji, güç kullanmanın sanatı ve öğretisi. Bir bilim değil. Yani bir defa burada anlaşmak lazım. Bir bilim olarak addetmiyoruz. Bir sanat adeta. Strateji sanatı. Ve bunu iyi kullanmak gerekiyor. Gücü nasıl kullanacağımızı öğretiyor. Çok önemli bir şey. Bizim günlük hayatımızda da bir ülkenin hayatında da bir sanayi kuruluşunun hayatında da strateji vazgeçilmez bir şey. Bunun dünyadaki üstadı Çinliler. Esas üstadı Çinliler. Yani strateji denildiği zaman Çin 2500 senedir geleneği olan bir ülke ve stratejileri geliştiriyor. Çok gelişmiş strateji tanımları ve şeyleri var. Askeri bir deyim, general sözü ve aldatma anlamını taşıyor. Esas şey bu strata aldatma anlamını taşıyor. Peki strateji nedir? Kısaca ben şöyle isimlendiriyorum. Strateji aslında bir mum aleviyle kaynak yapabilmektir. Bir mum aleviyle kaynak yapılabilir mi? Mum alevi, basit bir mum aleviyle iki metali birbirine kaynak yapabilir miyiz? Bu soru çok önemli bir soru. Çünkü bu gücümüzü tamamen dağınık bir şekildeki bir halini ifade ediyor bir mum alevi. Bunu dünyada kaynak yapılabiliyor. Gümüş ustaları, altınla ve gümüşle uğraşanların kullandıkları bir teknik aslında bu. Mumla kaynak yapılabiliyor. Nasıl yapılıyor? Çok basit bir şey. İnternette de candle soldering derseniz buna girebilirsiniz. Candle soldering. Biz bunu ama ben ya kendim de yaptım, yapan ustalarla da birlikte gümüş işindeki ustalar öğrettiler bunu. Şuraya bir iğne sokuyorsunuz. Buraya da bir serum hortumu takıp ağzınıza alıp bunu üflüyorsunuz. Şuradan şöyle bir kaynak alevi çıkıyor. Bu alevin yaklaşık değeri 700 derece santigrat. Mum alevi oluyor size bir kaynak alevi. Peki bu nasıl oluyor? İşte bu stratejinin prensipleri de böyle bir şey. Biz aslında bir defa alevi daraltıyoruz bakın. Şu dağınık alevi daraltıyoruz ve buradan oksijen ve karbon monoksit, dioksit de zenginleştiriyoruz. Küçük bir alevi 700 dereceye çıkarabiliyoruz ve bu kaynak yapıyor. İşte strateji budur. Değerli arkadaşlar, aklımızda hep bu olacak. Yani strateji, gücü bir yere zenginleştirerek odaklama sanatıdır. Özü itibariyle, yani strateji nedir sorusu hep mumu getirecek aklınıza. Şimdi, Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde 2 sene önce bir yazıya rastladım. Diyor ki, Türk Dışişleri, sattı diplomasi yok, hattı diplomasi yoktur, sattı diplomasi vardır. O satı bütün dünyadır. Şimdi böyle bir şey bütün dünyadır dediğiniz anda işte sizin aleviniz bu alevi gibi. Bütün dünyaya yayılan bir strateji artık strateji olmaktan çıkıyor, etkinliği yok oluyor. Ama siz bunu Avrasya, Orta Doğu, Güney Amerika diye odaklarsanız gücünüzün bir etkisi ortaya çıkıyor. Yani stratejinin temel prensiplerinden bir tanesi bu. Gücü bir yerlere odaklamak. Stratejik deyimle ağırlık merkezi veya siklet merkezi. Şimdi strateji askeri bir deyim ve askerlikte yaklaşık değişik ordular kendi stratejik yaklaşımları gereği, felsefeleri gereği farklı stratejik prensipler sayıyorlar. Prensip bunlar, kanun değil. Ama bu prensiplere göre hareket ederseniz işiniz kolaylaşıyor, işinizde başarılı oluyorsunuz. Yani mum alevini kaynak alevine dönüştürebiliyorsunuz. Bunun birinci prensibi şu. Hedef ve hedefte ısrar. Hedefi belirleyeceğiz ve o hedefte ısrar edeceğiz.
Bu olmazsa strateji yok. Hedef yok, strateji yok. No woman, no cry. Hikaye bu kadar basit yani. Hedef yok, strateji yok. Dolayısıyla hedefi belirlemek zorundayız. Onun için bizim ilk adımız şu. Hedef pazarı ne? Senin bu ürünün için hangi hedef pazara gideceksin? Hedef pazarım yok. Bütün pazarlar benim. Bu artık anlamsız bir şey. Böyle bir şey söyleyenler bir şey, bu şuna benziyor. Bütün işleri yaparım abi. Ne işten anlar? Her işi yaparım abi. Hiçbir iş yapamazsın. Bütün dilleri konuşurum. Hiçbir dil konuşamazsın. Bütün ülkeler benim pazarımdır. Atıyorsun. Öyle bir şey yok. Hedef pazarın hangisi? Bunu belirli kriterleri göz önüne alarak tanımlanan bir hedef pazar çizmen gerekiyor. Hedefi belirlemen gerekiyor. İkinci hedef ne? Oradaki hedef müşteri grubun hangisi? Toptancı mı, ithalatçı mı? Hedef müşterini de belirlemek zorundasın. Bu seçilen hedeflerde ısrar etmek ikinci kriter. İsrarcı olmak zorundasın. Bu pazara iki defa, üç defa gidip burada ısrarcı olursan bu pazarda mutlaka başarı sağlarsın. Savaştan en büyük farkı şu dış ticaretin. Savaşta ölebilirsin ama dış ticarette böyle bir ihtimali yok. Sen her pazara iki üç defa deneyerek girersin. Yani böyle bir riski yok. Dolayısıyla işin çok daha kolay. İkinci, stratejinin olmazsa olmaz ilkesi ağırlık merkezi. Bu Türklerin bilmediği bir şey. Yani Türkler ağırlık merkezi bilmiyoruz biz. Biz taktikte dehayız ama stratejide ve özellikle ağırlık merkezinde hiçbir şey bilmiyoruz. Kendi hayatınıza bakın. Ağırlık merkezi şudur. 2-3 tane hedef tanımladık. Soru şu. Hangi hedef esas hedefimdir? Esas gücümü vereceğim ana hedef hangisidir? Diğerleri talidir. Ana bir hedef tanımlamak zorunda. Şimdi buradan bir örnek vereceğim. Askerlikten vereceğim ama. Ağırlık merkezi prensibi bizim başkomutanlık meydan muharebesinin ana prensibidir. O savaş bu prensiple kazanılmıştır. 190 bin Yunan ordusu, 190 bine yakın Türk ordusu, tank yok ama tüfek top sayıları yakın birbirine. Afyon'daki bir iki hat üzerinde karşılıklı dizilmiş iki ordu. Biz 5 günde bir orduyu yok ediyoruz. Nasıl yok ediyoruz? Herkes kaldırıp efendim. Güzel takımdan mı? Yok, hayır. Bu tamamen ayrı bir şey. Herkes cephede kalkıp karşısına saldırsa bunu yapamazdık. Çünkü kuvvetlerimiz denk. O zaman ne yaptık? Gece yürüyüşleriyle ana birlikleri Afyon önünde iki merkeze topladı. Burada 1'e 8 oranı yakaladık. Yani 5000 düşmana karşı 40.000 asker. 5000 düşmana karşı 40.000 asker. İki noktada düşmanın 8 katı, 10 katı gücü yığdık bir bölgeye. Artık 190'a 190 oranı kalmadı. Bir ağırlık merkezi teçhiz ettik. Ve bu ağırlık merkezinden saldırarak o şeylerini kırdık. İki yerden kırdık ve düşmanı bloke ettik. Riskli miydi? Riskli. Çünkü bizim de kanatlarımız bu defa düşman bize orada 1-15 oranında bir hakimiyet sağlıyordu. Ama bunun haberi olmadığı için gece yürüyüşleriyle işte çaputlar bağlandı atların ayaklarına filan. Çok gizli bir operasyon yapıldı. Ve bu başarı 5 günde sağlandı. Çok büyük bir başarı. Ama temel ilkesi ağırlık merkezi. Dolayısıyla biz burada ne yaptık? İşte mum hikayesini yaptık. Değil mi? Dağınık bir gücü bir yere toplayarak büyük bir güç haline getirdik. Clausewitz diyor ki, bütün savaş teorisi güçleri bir noktaya odaklamaktan geçer. Ne kadar gücü bir noktaya yığabilirsen o kadar başarı şansını artar diyor. Yani mum hikayesi. Dolayısıyla ağırlık merkezi prensibi. Peki biz ne? Hedef müşteri gruplarımız. Bakın bunlar bizim hedef müşteri gruplarımız. Bir ülkeye girerken bir ithalatçıya mı mal satacağım? İthalatçı alıp toptancıya satan adam. Acenta mı bulacağım? Acenta benim adıma satış yapacak, benden komisyon alacağım. Bir bayi mi bulacağım distribütör? Distribütör benden satın alıp kar koyup satan bir firma. Bir toptancıya mı satacağım? İthalatçıya henüz yapmamış ama ithalatçıya dönüştürülebilir bir toptancıya mı mal satacağım? Yoksa bir parakendeciye mi? İmalatçıya fason mu yapacağım? Bütün bu alternatiflerden ağırlık merkezi oluşturmak zorundasınız. Benim 3 hedefim var burada. Toptancı, parakendeci, imalatçı. Bunu söylediğiniz anda size şu soruyu soracağım. Ağırlık merkezin hangisi? O zaman şunu demek zorundasın. Ya benim ağırlık merkezim parakendeci. O zaman bir ülkede 15 ziyaret yapacaksan bunun 8'ini, 9'unu parakendecileri gezeceğim. 3'ünü, 5'ini toptancı gezeceğim. 3 tane de imalatçı gezeceğim. İşte bu ağırlık merkezi. Yani gücümü bir yere... Ama sadece bir yere odaklarsam da diğerlerini kaçırabilirim. Burada kendi gücüme ve mevcut duruma ve ülkenin konjonktürüne bakarak buradan ağırlık merkezi tesis etmem gerekiyor. Ağırlık merkezi olmadığı zaman gücümü doğru
kullanamam. Ana ilkelerden bir tanesi yapılır, ağırlık merkez tesisi. Örneğin, Güney Kore'nin teşvikleriyle Türk teşvik sisteminin arasındaki fark ağırlık merkezi farkıdır. Kore diyor ki 80'li yıllarda ben 7 tane geleceğin sektörünü seçtim, bu 7 sektörde ağırlığımı vereceğim. Bütün paraları buraya aktarıyor. Türk teşvik sistemi diyor ki her şeyi teşvik eder. Kore diyor ki ben 20 üniversitemi ilk 20 üniversiteye sokacağım önümüzdeki 25 yılda. Türk sistemi diyor ki her ile 3 üniversite açacağım. Birinin ağırlık merkezi yok. Ağırlık merkezi olmadığı zaman Samsung yaratamıyorsun. Ancak Beko çıkarabiliyorsun, Arçelik çıkarabiliyorsun. Yani ama bir Samsung yaratamıyorsun. Yani geleceğin sektörlerini bilinçli olarak geliştiremiyorsun. Bunları tanımlaman gerekiyor. Dolayısıyla burada ağırlık merkezi bizim ana şeylerimizden bir tanesi. Ağırlık merkezi oluşturmak. Şimdi bakın. Ağırlık merkezi fiiliyatta şu. İngiltere'de biz kuru meyve ithalatçılarını aradık. İngiltere hedef pazarımızdı. Bütün bu kuru meyve ithalatçılarının 12 tanesini Londra'nın bir bölgesinde yürüyerek gidilebilecek mesafedekileri haritada işledik. Yani burada 10 dakikalık mesafede 12 tane kuru meyve ithalatçısı var. Bu 12 kuru meyve ithalatçısı değerli arkadaşlar bizim hedef firmalarımız. Bunların yöneticilerini biliyoruz, cirolarını biliyoruz, bankadaki cash durumlarını biliyoruz. Zarar mı ediyorlar, kar mı ediyorlar biliyoruz. Her şeylerini biliyoruz ve biz bu 12 firmayı gezerek geziyoruz abi. Burada yani satmama ihtimaliniz yok. Yeter ki o büyüyen ülkede doğru zamanda bu firmalara gidip kataloğunuzu verme becerisini gösterin. Burada yeni mezunlarla 30 senelik dış ticaretçi arasındaki fark kapanır çok kısa sürede. Eğer bunu yaparsanız. Yani ülkeye giderseniz ve şu operasyonu yaparsanız artık sizin tecrübeli olma gibi bir probleminiz yok. Ona ihtiyacınız yok. Hep şunu duyuyorum ben. Ya biz işte mezun olduk ama tecrübemiz yok, nasıl başlayacağız? Başlayacağınız şey çok basit. Çok basit. Bir firmaya giderken herkes özgeçmiş götürüyor, artı bir sürü de sertifika götürüyorsunuz değil mi? Şimdi sertifika çok moda. Herkesin sertifikası var. Vay dış ticaretten 3 sertifikam, bilmem nereden 8 sertifikam. Bunların hiç ve hiç bir önemi yok. Firmalar hiçbir zaman buna bakmıyorlar. Firmanın baktığı şey şudur. Siz bir farklılık yaratmak durumundasınız bu rekabette. Farklılık yaratacağınız farklılık ne? Uluslararası ticaret okuyan bir çocuğun. Farklılık şu. Sen o firmaya giderken o firmanın hedef pazarlarını tespit eden bir istatistik çalışma olsun 10 sayfa elinde. Adama desen ki ya sen senin web sitene baktım. Sen Fransa, Almanya'ya satıyorsun ama sen Rusya'yı kaçırmışsın, İtalya'yı kaçırmışsın, Şili'yi kaçırmışsın. Neden? Şili'de senin en büyük rakibin Şili'ye satıyor. Ve bunu ona gösterebilsen. Böyle 12 sayfalık bir şey. Ve bunu CV'nin yanında bu araştırmayı masaya koyabilsen ne olur biliyor musun? Ben bunu patronlara soruyorum. Böyle bir eleman gelse patron hemen diyor ki ben bir daha görüşmeyi uzatmam. Hemen alırım onu diyor. Orta fiyatı kendi belirler. Efendim tabii. Böyle bir adam fiyatı kendi belirler. Aynen böyle. Böyle bir adam geldiği zaman fiyatı kendi belirler. Buyurun. Şimdi biz uluslararası ticaret bölümünü okuyoruz. Biz bu piramide 3. seviyeye gelebilmek için yani ne kadar emek ya da ne kadar zaman harcamamız gerekiyor? Nasıl bir eğitim almamız gerekiyor? Evet. Bu şimdi şöyle. Bu size ve aldığınız eğitime bağlı. Yani sizin bu konuda çok okumanız, çalışmanız ve pazar araştırması yapmanız, firma bulmayı öğrenmeniz, bunları yapmanız gerekiyor. Bunları inanarak ve güvenerek yaparsanız o statüye gelmeniz aslında yani şöyle diyeyim 8-10 yani 80 saatlik bir eğitim, düzenli bir eğitim alsanız bu işin uzmanlarından 100 saatlik diyelim 100 saatlik bir eğitim sizi bu işe başlangıç noktasına getirir. Yani bu pazar araştırmalarını yapar. Tecrübe gerekli ama yani böyle 100 saatlik bir eğitimin sonucunda siz bütün bunların temel olarak yapabilir bir pozisyona gelebilirsiniz. Bizim ölçümlerimiz onu gösteriyor. Ama bir şeye ihtiyacınız var. Araştırmadan zevk alıyor olmanız gerekiyor. Ve İngilizce belirli oranlarda bilmeniz gerekiyor. Bu iki olmazsa olmaz koşulu bu. Bunları yapıyorsanız bunu becerebilirsiniz. Ve bu meslek dünyanın her tarafında geçerli bir meslek. Yani Amerika'ya da gitseniz CV'nizde ben competitive intelligence uzmanıyım deyip Amerikalı firmayla ilgili bu becerilerinizi göstermeye başladığınız andan itibaren siz çok kıymetli bir elemansınız. Buna inanın lütfen. Yani biz onu harıl harıl alıyoruz. Şimdi Türkiye'de artık yavaş yavaş bu tür eleman ihtiyacı artacak.
İstanbul'da şu anda bizim elimizde 10 tane eleman olsa şu anda işe yerleştiririz. 6 aydır eleman alıp arayıp bulamayan firmalarımız var. Danışmanlık yaptığımız. 10 tane böyle eleman olsa biz anında istihdam edebiliriz. Yani buradaki ana kriter şu. Burada çok yüksek bir parayla başlıyor olmanız önemli değil. Siz bir kere bir ülkeyi seçip o ülkeden müşterileri bulup o ülkeye gidip bir kez o ülkede müşterileri ziyaret edip bir mal satıp geri geldiğiniz andan itibaren sizi kimse tutamaz. Aynı sistemi bütün ürünler ve bütün dünya için yapabilirsiniz. O zaman müthiş bir gücünüz var. O zaman özgürsünüz. Paradan daha da önemli. Özgürsün abi. Her firma sana kapısını açacaktır. Büyük küçük. Ama senin o özgürlüğe ulaşabilmen için o bilgiyi depolaman ve uygulaman gerekiyor. Buna inanırsanız bu işi yaparsınız. Ve çok büyük bir farklılık oluşturursunuz. Dolayısıyla bunu yaptığınız anda ağırlık merkezi burada. Şimdi burada bakın bir konum var. Diyoruz ki ithalat toptancı, ithalatçıya dönüşebilir toptancı. Henüz ithalat yapmamış toptancı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir ülkeye bakın burada bir şey var. 100 dolar diyelim, endeksi unutun. Bir ihracatçı sip fiyat 100 dolar. Barış Limanı'nda gümrükte 20 dolar, 120 dolara ithalatçıya mal satıyor. 42 dolar ithalatçı alıyor bunu, %35 kar koyuyor, 42 dolar. Bunu 162 dolara toptancıya satıyor. Toptancı %25, 40 dolarda o koyuyor, 202'ye parakendeciye satıyor. Parakendeci %50 koyuyor, 101 dolar. 303 dolar artı KDV'ye son kullanıcıya satıyor. Bakın biz son kullanıcıyla bir alakamız yok. Çünkü orada bir dükkanımız yok. Biz şimdi alternatifimiz şu, ithalatçıya satarsak 120'den satabiliyoruz. Fiyatımız ancak burada tutuyor. Ama biz bu adamı açtık. Bu adamın toptancısına gittiğimiz zaman buna 140 dolardan satabilir miyiz? Biz 20 dolar fazla kazanırız. Adam da 20 dolar kar etmiş olur. Ve o müthiş bir kar. Çünkü ona piyasaya hakim olma konusunda müthiş bir aksiyon sağlar. Ama zorluğumuz nerede? Bir toptancıyı ithalatçıya dönüştürebilme zor bir iştir. O zora talip olursanız fiyatınız tutmama diye bir ihtimaliniz yok. Çok basit bir şey aslında. Parakendeciye giderseniz ürününüz uygun, 202 dolar. 150'ye elinizi öpüp satarsınız. Şimdi artık dünya daraldıkça parakendeciler ithalata, toptancılar ithalata soğunmaya başladılar. Şimdi bir değer göstereceğim. Bir ülke ithalatı büyüyorsa, bakın hedef pazar araştırmalarında ana kriter büyümedir. Bir pazar büyüyor olması lazım. Ve o pazarda Türkiye'nin veya muadillerinin rekabetçi oluyor olması lazım. Ana kriterlerden bir tanesi bu. Değişik kriterler var. Nereden baktığınıza bağlı olarak değişir. Ama burada şöyle bir şey yaptık. Biz bu bir chia. Chia diye bir ürün. Chia bir tohum ve enerji veriyor. Türkiye'de geldi. Bir sürü aktarlarda falan satılıyor artık chia diye. Esas şeyde Perullar satıyor. Şimdi biz şuna gördük, şunu merak ettik. Amerika'ya 2013'ün tüm süreci boyunca giren chia 963 konteyner. 2014 yılında bu rakam 1833 konteyner olmuş. Şimdi konsümentolardan baktık biz ona. Yani resmen artış kendi bir misli daha artmış. Peki biz şu soruyu sorduk. Fiili ithalatçıların dışında kaç tane yeni ithalatçı doğmuş? Kritik soru bu. Yani büyüyen bir pazara neden gidiyoruz? Çünkü mevcut müşterilerin dışında yeni adamlar doğuyor. Yeni müşteriler doğuyor. 2013 ve 2014'ü bütün Excel tablosunu attık. Bunları düşe arayla bir araya getirince 2014 ithalatçıları içinde 2013'te yapmamış olanlar çıktı. Ve burada 145 tane yeni ithalatçı doğmuş. Bunlar aynı sektördeki toptancılar. Yakın sektörlerdeki toptancılar ve ithalatçılar ve yeni firma kurup sektöre girenler. Şimdi biz eğer şunlara mal satarsak ve bunlar toptancıysa kar marjları daha yüksek ve daha kolay satabiliriz. Şuradaki ithalatçılara satarsak birazcık daha zorlanma ihtimalimiz var. Dolayısıyla bizim için şu 145 yeni müşteriyi tespit edebilmek çok önemli. Bunu da tespit edebiliriz. Dolayısıyla strateji bize hedefleri küçültüyor değerli arkadaşlar. Yani mumun ışığını 700 dereceye çıkaran bir sistematik kurmamız gerekiyor. Bütün amacımız bu zaten. Yani bu 4 ayda hedef ihracat meselesinin özü bu. İşleri bir yere yoğunlaştırabilme becerisi. Evet, peki diğer şeyler ne? Manevra ile inisiyatifi elde tutmak.
Ne demek bu? İnisiyatif. Stratejinin temel prensiplerinden bir tanesi. Yani hareket serbestliği kimde? Bir ülkeye girdiğimiz zaman şöyle düşünelim. Şimdi fuara girdim. Burada oturdum. Fuarda müşteri bekliyorum. Oturdum. Bir müşterim geliyor. Yanında da rakiplerim var ama. Değil mi? Fuar standları öyle dizayn edilmiş. Şimdi adam A firmasıyla konuşuyor. Onun tekniğini öğreniyor. Fiyatlarını öğreniyor. Bana geliyor. Benle konuşuyor. Benden sonra benim rakibime gidiyor. Kim stratejik olarak üstün? Müşteri üstün. Yani çünkü ben burada sabit bekliyorum. Ben tek kişiyim ama müşteri hepimiz 8 tane rakibimin 8'ini de biliyor ve bizi birbirine kırdırıyor. Nasıl kırdırıyor? Biz de aynısını yapmıyor muyuz? Bir alışverişe gittiğimiz zaman aynı ayakkabı şurada abi 50 lira siz niye 100 liraya satıyoruz diyoruz değil mi? Bu, hanımlar çok iyi biliyor bunu. Adam ne diyor? Eskiden olsa git oradan al diyordu. Artık rekabet kızıştıkça ablacığım bizim kalite daha yüksek falan demeye başlıyor. Ama bu ciddi bir doğru yapılırsa, doğru rakip söylenirse çok ciddi bir pazarlık kriteri. Aynısını bize yapıyor. Peki biz bunun tersini yapabilir miyiz? İşte stratejik üstünlük bu demek. Tersini yapabiliriz. O zaman tersi şu. Bir ülkede 8, bunun yanına ithalat yapmamış toptancıları aynı bölgeye odaklarsak 25'e yakın firma buluruz burada. İşte bu 25'e yakın firmayı tek bir bölgeye odaklarsanız ve 10 günde onları gezerseniz stratejik olarak siz üstünsünüz. Şimdi bizim arkadaşımız şeye gitti, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti, Erbay Soğutma'dan Hasan arkadaşımız. 25 yaşında genç bir arkadaşımız. Burada 30'dan fazla, 11 günde 30'dan fazla firmayı gezdi. 7'ye yakın bayi adayı olabilecek firma buldu. Şunu sordum ben, bu kolay oldu mu? Vallahi ya çok müthiş kolay oldu dedi ya. Çok kolay oldu dedi. Yani neden dedim? Ya dedi şunu gösterdim. Yani ben ya kaç gün burada kalacaksın diye soruyorlarmış. Hasan diyormuş ki ya işte 5 gün daha oradayım, 8 gün daha burada. Ne yapacaksın? Ya başka firmalarla da görüşeceğim. Kimlerle görüşeceğim? Yani onun diyor rakiplerin isimlerini söylemeye başlayınca diyor adamların bana karşı olan ilgisi artmaya başlıyor. Bu bir stratejik üstünlük demek. Yani stratejik üstünlük sizi konumlandırmadan dolayı stratejik üstünlüktür. Sizin Porter'ın dediği, pazarlamadaki dediği şey burada geçerli değil. Burada biz konumlandırmayı firmaları konumlandırarak yapıyoruz. Ve bu firmalara stratejik üstünlüğü nasıl sağlayabiliriz? Bu stratejinin güç kullanma sanatının ana parametresi. Biz üstünüz şimdi. Şu konumda biz üstünüz. Niye? Bizim çünkü 7 tane bayi adayıyla aynı anda görüşüyorum ben. Oraya gitmişim. A bayisi olmazsa B bayisi. B olmazsa C. Dolayısıyla buradaki stratejinin temel prensiplerinden birisi işte bu prensip nedir? Ana prensip şudur. Manevrayla inisiyatifi elde tutmak. Dolayısıyla ben hedef pazara gittiğim zaman bu manevrayla inisiyatif benim elime geçiyor. Stratejik üstünlük bende oluyor. Ama bir ülkeden bir firmayla görüşürsem o zaman stratejik üstün değilim. Çünkü o alıcı olarak benden daha güçlü. Dolayısıyla ben buradaki sayıyı ve hareket alanımı genişletmek zorundayım. Bir firmayla bir kadar geniş. 8 firmada şöyle bir. Aşırı büyütürsem bunu toparlayamam. Gücüm kadar. Sun Tzu'nun ilk söylediğini unutmayın. Ne diyordu? Kendini bil, rakibini bil ve alanı bil. Yani kendimiz gücümüze göre bu alanı genişleteceğiz ama sonradan da daraltacağız. Hem geniş hem daralt. Daralt ve geniş. Bu iki zıt şeyi bir arada yapıyor olmak, bizi şey yapmak, güç tasarrufu, fazladan güç sağlamayacağız, vermeyeceğiz ve planlamamız sade olacak. Sade planlama bütün stratejilerin öz itibariyle odur. Planlamada sadelik olmadığı takdirde başarı şansımız yoktur. Çanakkale'de İngilizlerin en büyük zaaflarından birisi karmaşık planlar yapmalarıdır. Sade planları yoktur. Ve önemli bir dürtüdür. Yani şu oradan gelecek, bu oradan gelecek, şöyle olacak filan derken biri aksadığı zaman bütün plan pat diye suya düşebilir. Aldatmaları çok iyiydi ama planları sade değildi diye eleştiri getiriyorlar. Bizim kendi stratejik, bir firmanın stratejisinde de basit ve sade yalın planlar yapabilmek çok önemli. Ama baştan konuştuk, basit çok zor. Basite indirgemek için çok zor şey yapmamız gerekiyor. Şimdi örneğin ağırlık merkezi prensibi, şunu söylememiz lazım. Hedef müşterilerimiz, ithalatçı ve toptancı, tali müşteri, parakendeci. Hedef ağırlık, siklet merkezi bu ise buna göre hedeflerimizi buna göre tasarlayabiliriz. Ve ağırlık merkezimizi uygulamak zorundayız. Şimdi
Şimdi şurada bir istihbarat örneği var. Bunu canlı da yapabiliriz. Bir sokak resmi bile bir istihbarat olabilir. İstihbarat teorisinde. Yani her şey, veri tek başına bir istihbarat sonucuna ulaştırabilir bizi. O veriyi doğru yorumlamamız. Bu bir sokak filmi, resmi. Yani Google'dan aldığımız sokak resmi. Burada Tavakal diye bir firma var. Biz bunun peşindeydik. Bunun ithalatçı olduğunu biliyoruz. Kuru meyve ithalatçısı olduğunu biliyoruz. Çünkü İngiliz veri tabanından bunu gördük. Bu canlı olarak ithalatçı. Senede işte 8 tane ithalat yapmış. Hangi ülkelerde yaptığını görüyoruz. Bu firmayla ilgili her şeyi topladık. Ama bizim için önemli olan şu. Bunun şu resmi gördüğümüz anda itibaren bir tır. Bu bunun toptancısı mı acaba? Şimdi bu toptancı ilişkisini yakalarsak bu bir stratejik bilgidir. Ve sizi üstün kılar. Nasıl üstün kılar? Bakın Tavakal ana firmasının ithalatı 2014 yılında 6 ürünü 18 kez ithalat yapmış. Bu Tradeinfo UK veri tabanı açık. Parasız da bir veri tabanı. Burada commodity kod numarasını yazıyor. Fresh or dried fruit yapmış. Kaç kez yapmış? November'da, July, November. Kaç kez almış? Hepsini hangi üründen kaç kez almış görüyoruz firmanın. Bu firma ithalatçı. Peki onun önündeki şu tırcı Olsons ithalatçı mı? O veri tabanına Olsons ismini yazıyoruz ve 2014 yılında ithalat yapmadığını görüyoruz. Diğer bir veri tabanında, devletin veri tabanına girdiğimiz zaman Olsons'un kayıtları Wholesale of Other Food. Bir defa toptancı olduğunu net görüyoruz. Ve aslında şunu keşfediyoruz. Bakın Olsons Food'un finansal durum analizleri burada. 2014, cash, işte borçlar, harçlar ve kazançlar hepsini ortaya koyabiliyoruz. Ondan sonra Olsons Food'un yöneticilerini buluyoruz. Şimdi bakın strateji basit bir şey. Bunları bulup Londra'ya gidiyoruz. Olsons'la bir görüşme yapıyoruz. Diyoruz ki seni toptancıdan ithalatçıya döndürelim. Şimdi Olsons buna olumlu veya olumsuz yanıt verebilir. Bu çok önemli değil. Döndürebilirse demin gördüğünüz gibi kar marjlarından dolayı çok daha rahat piyasaya girebiliriz. Ama Olsons bize hayır dese bile stratejik bir üstünlük yaratma şansımız var. Olsons'un kartını aldık ya, o kartla Tavakal'a gidelim. Tavakal diğer firmamızda hatırlarsınız. Değil mi? Tavakal'a gidelim. Tavakal firması biliyoruz ki şu kadar ithalat yapmış. Tavakal'ın patronuyla görüşürken kart verecekken Olsons'un kartını da çıkarıp masaya düşürün bakalım. O anda ne oluyor biliyor musunuz? Çok basit bir şey oluyor. Karşıdaki İngiliz firmanın mide asidi artıyor. Neden artıyor? Çünkü kendi toptancısının bir anda ithalatçıya dönüştürülme riskini görüyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Bir, adamın kendi toptancısını ne yapıyorsunuz? Yeni bir rakip yaratıyorsunuz. Adamın ürününü en iyi bilen o toptancı, o yeni bir ürünü aldığı zaman kar marjı çok yüksek olacak ona göre ve çok rahat piyasayı elde edebilecek. Zaten parakendecileri o dağıtıyor. Senin burada stratejik bir üstünlüğün var. Ve adam o kartı görünce senle pazarlıkta kim üstün hale geliyor? Sen üstün hale geliyorsun. İşte ticari bilgi ve istihbarat sizin belirli alanlarda üstün hale getirebilecek size veri sağlıyor. Ama bunları bir stratejinin parçaları olarak kullandığınız zaman bu üstünlüğü yakalayabiliyorsunuz. Bakın bir canlı bir örnek yapalım isterseniz buradan. Şimdi şuraya şey yazalım. Bu bir veri tabanı. Size bir örnek. Yani bir veri tabanından nasıl bilgi toplayabiliriz ve bunu istihbarata nasıl şey yapabiliriz, dönüştürebiliriz. Bu İngilizlerin veri tabanı, devlet veri tabanı ve açık. Yani veri, bütün ithalatçıları buradan gidip numaralarına göre bulabilirsiniz. Örnek yapalım şuradan. Bakın bir tane Importers Details alalım. 2015 yılında buraya bir gidip yazalım. Aklınızda bir gidip var mı? Şey yaptığınız. Peki, 94-01-41 miydi acaba yatağın gidibi? Yok, başka bir şeymiş. Peki şöyle diyelim. 19.04.40 diyelim. 19.04 diyelim mesela. Bu herhalde şeylerdir.
Bakın 310 tane bulgur çıktı. Bakın çok da güzel. Bulgur da bunun içinde. Bulgur wheat in the form of work grains. Şimdi bakın. Demek ki bulgur diye de şeyde İngiltere'de bulgur alan hepsini tek harekette görebilirim. Ne görüyor? 310 tane. Bak 310 mu? 310 tane ithalatçı var burada. Bakın 1904 30 çift 0. 1904 20, 1904 10. Bunlardan 8 haneye kadar istediğim şeyi tanımlayabilirim burada. Ve bunların listesi ve bunların kaçar kez bu February 2015 ve July 2015'te bir parti mal almış. Bu adam January, February, April, June almış. Yani hepsi gördüğünüz gibi isimleri, adresleri ve kaç kez ithalat yaptıklarını görüyorum. Bunu 2000 yılından beri görebiliyorum. Tek veri tabanı. Neden açıyor İngilizler? Çünkü kendi ithalatçılarının stratejik bir üstünlük yaratmak istiyorlar. Çünkü ben bunlara görerek kendi rakiplerimin gittiği adamlara ben bunlara gideceğim yeniden ve daha ucuza ithalatçıları mal alacaklar. Dünyada 30 ülke bu veri tabanlarını tamamen açtı. Bu çünkü akıllı ülkeler. Kendi ithalatını daha rasyonel hale getirmek isteyen ülkelerin yaptığı bir stratejik yaklaşım. İlk 97'de hatırlarsanız ABD açtı. Ondan sonra bugün Rusya, Güney Amerika, Çin, Hindistan, Ukrayna bunların hepsi bu veri tabanlarını açtılar. Şimdi buradan diyelim ki iFoods Limited. Şimdi ikinci adım geldim. Bu da bu veri tabanında. Firmanın ismini buraya yapıştırdım. Ayık Foods Limited'in 2015 yılında başka ne ithalatları var? Bakın adamın 5 kalem ithalatı var. Dried vegetables almış, dried shell chickpeas almış, beans almış, lentil almış, fresh coconut almış, dried grapes almış. Hepsi kaç kez bu operasyonu yapmış? Hepsini görüyorum. Dolayısıyla şunu yapabilirim. Bu adam benim için gerçekten hedef bir müşterimi. Birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden. Gördüğünüz gibi biz müşteri odaklı düşünmüyoruz. Yani müşteri dediğimiz son kullanıcı değil. Dolayısıyla porter'ın ürün yerleştirmesi burada kesinlikle yok. Biz müşterileri sınıflandırıyoruz. Ve müşterilerimiz firmalar. Yani burada klasik uluslararası pazarlama ekollerinden ihracat pazarlaması kesinlikle farklı bir şey. Bunu hep unutmayacağız. Ana müşterilerimiz firmalar. Ve bu firmaları birinci, ikinci, üçüncü derecede sınıflandıracağız. Burada kendimiz parametrelerde koyabiliriz. Ama burada sınıf gördüm ki bu adam diyelim ki benim açımdan çok başarılı, güzel, bu hedef bir müşteridir. Yapacağım işlem hemen çok basit. Buradan hemen bir veri tabanına gireceğim. Bu İngiltere'de ki bütün dünyada bunu yapabilir miyim? Bir sürü ülkede çok daha ilerisini yaparım. Bir sürü ülkede daha azını yaparım. Ama company check diyelim. Ve buraya firmanın ismini yazıyoruz. Şimdi bakın firma çıktı. Firma bilgisine giriyoruz. Bakın firmanın bankadaki keşi 265 bin pound, 884 varlıkları, toplam şeyleri, borçları da 3,5 milyon. Yani bir anda firmanın, tüm daha detaylı görelim bunu, accounts'a girerek tablo halinde görelim. Bakın şu anda bu tablo müthiş değil mi? Cash durumu bankada 269 bin pound'u varmış firmanın. Bütün varlıkları 884 bin, borçları ise 3,5 milyon pound borcu var. Bir anda firmanın net durumunu gördüm. Yani bu adam hedef olur mu, olamaz mı? Net olarak bir fikriyatım oluştu. Firma aşağı doğru mu iniyor? Bu bilançoyu aldığım zaman bunu doğru kişilerle okutursam bu firmanın iyi bir partner olup olmadığını görebilirim. Kredi risklerine bakabilirim. 5 pound verirsem adamın kredi raporunu alırım. O firmaya ne kadar güveneceğime dair. Çok önemli bir parametre iletişim kuracağım kişilerin müdürleri. Bakın adamın işte Arch Frog bir müdür. Kaç senedir firmada çalışıyor. Diğer adam İşte diğeri kaç senedir firmadalar, hangi tarihte girmişler, ne zaman çıkmışlar. Bütün bunları görüyorum. Artı bu Arshot Frog'un geçmiş firmalarını görüyorum. Adam daha önce, bu kardeşimiz 1956 doğumlu, Şubat. Daha önce hangi firmalarda çalışmış, o firmaları da burada görebiliyorum. 5 appointments olmuş, 5 aktif, 3 resign directorship var.
kapatılanlar var. Toplam 9 firmadan arkadaşımızın şeyi var. O firmaları da görebiliyorum tıklattığım zaman. Total, bakın şu firmalarda çalışmış. Daha önce çalıştığı firmaların listesi. Yani adamın çok ciddi bir CV'sine ulaşabiliyorum. Bunları görüyorum. LinkedIn'den bu adam hedef olduğu zaman artık LinkedIn'den de bağlantı kurabilirim. Facebook'una girebilirim. Hobilerini öğrenebilirim. Ve bu adam mutlaka bir yerde yakalarım. Yeter ki bu hedefime gelsin. Ama bu adamı biz adamdan gitmedik. Çok daha büyüyen bir pazar olan İngiltere pazarında bizim ürünümüzü alma potansiyeli çok yüksek olan birinci dereceden önemli bir firmanın karar vericilerinden biri olarak tespit ettik. Örnek burada gelelim şurada bakın. Kredi riskleri var. Bunu da gördük. Kredi limitine kadar bankalarda. Bunu da paraları vererek görebiliyorum. Ve en sonunda da geldiğim noktada firmanın şeyleri var. Bunu göremedim. Structure'ına geliyorum. Ve bu müdürün firmanın, bakın firmanın sahibi mi değil mi, shareholder'lar listesini görüyorum. Yani bizim Arşatpro şu kadar bir hisseye sahip. Yani karar verici olabilir. Çok ortaklı bir şirket. Bakın onun şirket yapısını görüyorum. Bu bana neyi gösteriyor? Bu firmalardan kimle görüşeceğim ve kim karar verici olabilir? Dolayısıyla burada iki hisse olsaydı o adamlara gitmeye çalışacaktım. Çünkü her zaman patronlarla iş yapmak daha kolaydır. Her zaman patronu daha rahat ikna edebilirsiniz. Bir satın alma müdürü hep şöyle düşünür. Yeni gelen bir firma problemlidir. Malı zamanlı ama patron o riski almaya hazırdır para kazanacaksa. Dolayısıyla karar verici bir patrona ulaşabiliyorsam bu çok şeydir. Bunu bütün dünya için yapabilir miyiz? İnanın bütün dünyaya yakın Sudan için yapamayız. Ama bütün dünyada bütün bilançolara ulaşabiliriz. Bütün firmaların bilgilerine ulaşabiliriz. Kuruluş bilgileri vesaire hepsine çok kısa sürede ulaşmamız mümkün halde. Dolayısıyla bir örneği yapmış olduk. Bu ağırlık merkezi meselesinde müşterilere nasıl ulaşacağız? Şimdi biz izin sevdim miyiz? Tabii ki. Evet. Ne kadar daha süremiz var? Yani? 45'te bitirecek. Saat kaç şu anda? Şu anda 55 oldu. Öyle mi? Bitti evet. Yani. Eyvah. Ne kadar şimdi arkadaşların sınavı var? Öyle mi? Vallahi bekleyecek saat. Vallahi bir şey artık yani çok var aslında. Ya, ya daha sınavı aslında hocam dinlemek istiyoruz ama sınavlar var. Eyvallah. Arkadaşları gönderin. Çok tabii devam ederiz. Tamam. Tabii devam ederiz. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Mail atabilirsiniz sorularınız için her zaman. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar. Ne kadar daha yavaş bir valla şöyle 13.54 biraz daha var. Herhalde yarım saatimiz falan tamam. Olabilir. Ben tekrar geleceğim. Tamam. Yarım saatimiz falan olabilir. Sizler kalırsanız eğer. Oflular gibi kaçma eğilimi göstermezseniz. Evet. Şimdi şurada bakın bir şey, deminki örnek göstereyim. Biraz potpourri olarak gidiyoruz ama. Şimdi demin söyledik ki Rusya'da bir firmayı, Türk firmayı Rusya'ya sokacağız. Rusya'daki Kraft Torba bu. Türk matbaacı bir firma bu firma. Bu firmanın şeydeki Rusya'da konsümento bilgilerinden hareket ettik. Ve patron bize şunu söyledi. Dedi ki benim hedef müşteri grubum İtalya'dan mal satın alanlar. İtalya'dan mal satın alan Rus firmalar. Yani Kraft Torba İtalya'dan alanlar benim hedef grubum. Polonya'dan ve Çin'den ve Türkiye'den alanlardan kaçacağım. Onları bulacağım. Biz de o konsümentolardan İtalya'dan Moskova'da, bakın Moskova bir coğrafi bölgede, İtalya'dan menşeli mal alım yapan firmaları listeledik. Birinci firma 18 tane bir senede işlem yapmış. Toplam 526 bin dolarlık torba satın almış. İkinci firma 227 169 ve bu firmalar hangi firmalardan kaçar dolarlık mal aldıklarında o listede görüyoruz. Bir müddet sonra o firmada çalışanların, yöneticilerin isimlerini bulduk deminki olduğu gibi. Firmanın bilançolarını indirdik bu 40 firmanın ve bunları Moskova haritasında işaretledik. Dolayısıyla arkadaşımız Rusya'da biliyordu, Bulgar göçmeni bir arkadaşımız. İşte bu 40 firmaya odaklandı. Ama buradaki mesele şu. 40 firmanın hepsine mail atarak bu işi çözemezdik. Burada üçüncü silaha ihtiyacımız var. İletişim. Bu iletişimi nasıl kuracağız? İşin sihri burada. Yani işin ihracatı bir sanat olarak algılamak üç ayak üzerinde oturuyor.
istihbarat, strateji ve iletişim. Bu üçünü bir arada ve birbirini geliştirecek şekilde, birbirini zenginleştirecek şekilde kullanabilirsek o zaman başarı kaçınılmazdır. Sanat olarak ihracatı yapabiliriz. Ama o operasyonu yaptıktan sonra arkadaşımız Rusya'ya gitti, bunlara sattı geldi. Soru aynı soru. Kolay mıydı dedim. Ya vallahi çok kolaydı. Zaten adamlar çok teknik konuştuk dediler. Yani randevuları vermişler, teknik konuştuk. Ama Rusya'nın kültürel şeylerine de dikkat etmeniz lazım. Onlarla yemeğe çıkmanız, içki içmeniz gerekiyor. Yani Rusya'da gittim sattım İngiliz'de olduğu gibi bir ilişki yok. Onlarla yaşamanız gerekiyor. Araplarla da farklı düzeyde yaşamanız gerekiyor. Ama Rusların ayrı bir ekolü var. Tabii bu şu anda yok bunlar. Bütün bunlar yok artık. Uzunca bir sürede olmayacak. Başka pazarlar bulmamız gerekiyor. Abi çok teşekkür ederim. Sağ ol Yavrum. Dolayısıyla bu bilgileri nasıl bulacağımızın ana kaynağı şu. Şimdi ikincisi burada son şey istihbaratı çok konuştuk, stratejiyi konuştuk, iletişim. Şimdi aslında ticari istihbaratın en önemli alanı bu. İhracat sanatının müzik gibi bir şey. Yani notaları birleştirme sanatı bu. Yani silahları bir arada koordineli kullanma sanatı. Şimdi biz veri, data dediğimiz şey veri, bağımsız bir bilgi parçacığı. Yani Türkiye'nin ihracatı şu kadardır. İşte Rusya şu kadar ithalat yapıyor, işte Fransa şunları yapıyor. Bunlar bir veri, bağlantısızdır. Bunları bir araya getirirseniz, bir pazar araştırması yaparsanız information üretmiş olursunuz. Ama bunları süzüp operatif bir bilgi haline getirirseniz de istihbarattır. Yani istihbaratın farkı operatif olmasıdır. Siz o bilgiyi gördüğünüz andan itibaren artık kendinizi tutamazsınız. Oraya gitmeniz gerektiğini düşünüyorsanız o bir istihbarattır. Tat, sal, sat makarna örneğini vermiştim. Yani İsrail'e gidecek patronlar şeyin 4 milyon dolar Türklerin ihracat yaptığını ve 8 milyon dolar büyüdüğünü görünce Japonya'nın biletlerini yakıp Japonya'ya gittiler. Bu bir istihbarattı çünkü. Çok net bir hedef tanımlamaydı. Onu yaptılar. Şimdi biz bu model çok basit bir model. Aslında bir ürün için dünya, kıta, ülke, şehir, bölge. Gitgide hedefi daraltıyoruz. Helezonik bir vida gibi düşünün bunu. Daraltıyoruz. Hedef müşterilerimizi tespit ediyoruz. Ağırlık merkezi koyuyoruz stratejinin gereği. Ve hedef rakiplerimizi tespit ediyoruz. O hedef rakiplerin müşterilerine gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz bu şeyi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi biz burada hep firmalarla uğraşıyoruz. İnsanlarla uğraşmıyoruz. Yani tüketicilerle uğraşmıyoruz. Firmalar hedefimizde dolayısıyla onlarla süzüyoruz. Onları konumlandırıyoruz. Örnek, biz şeyle arkadaşımız demin ayrıldı ama onun da katıldığı bir şeyde Alman Çağrı firması plastik konveyör yapıyordu. 2 sene önce bir çalışma yaptık onunla. Rusya hedef pazardı. Şimdi şu soruyu sordum ben patrona. Dedim ki konsümentolar elimizde yani plastik konveyör olan Rusya'da herkesi biliyoruz. Kimden kaç kilo, kaç ton, kaç liradan almış biliyoruz. Ama elimizde 10 binden fazla konsümento, 1000'e yakın ithalatçı var. Biz bunlardan hangisinden bayi oluşturacağız? Temel soru bu. Basit strateji üretebilmek için bu büyük bilgiyi analiz etmemiz gerekir. Bunun için yaratıcı kriter gerekir. İstihbarat bir yaratıcı kriterdir. Çok basit bir şey söyledi bize ama bütün yolumuzu açtı. Dedi ki adam, biz Almanların bayilerine gideceğiz dedi. Ben de önce hop dedim yani ne demek Alman bayilerine plastik konveyörlerimizi satacağız? Böyle saçmalık olur mu? Ciddi bir kavga ettik. Ama beni ikna etti. Dedi ki adam, arkadaş dedi sen şunu bilmiyorsun. Alman malı çok pahalı. Ben biliyorum Almanların, oradaki Almanları görüyoruz biz. Bayilerini de görüyoruz. Şimdi bu Almanların malı çok pahalı. Bu mal, adam 10 firmaya gidiyorsa buradaki bayi, 3'üne satıyordur, 7'sine satamıyordur. Türkiye'de de aynısı oluyor dedi. Adam 3'üne satamıyor, 7'sine benden teklif alıyor dedi. Çünkü adam Alman'a ihaneti hazır. Çünkü 7 tane hazır firma var. Mal biraz kalitesi düşük ama ucuz olsa satacak. Dolayısıyla benden alıp satıyor dedi. Sen dedi ona akıl vermeyi bırak dedi danışmanlık. Patron benim dediğimi yap aslanım dedi. Ben de iyi dedim, risk senindir dedim. Ve adam doğru çıktı. Biz kafadan Alman firmaları bulduk. Bunları sınıflandırdık. Almanların bayilerini tespit ettik Rusya'da ve doğrudan bu firmaları aramaya başladık. Türkiye'den başladık ve hemen hepsine örnek gönderdik. Ama adam çok uyanık dedi ki örneğimi gördükleri anda bana dönecekler. Ve hakikaten biz oturduğumuz yerden Rusya pazarına girmeden Alman bayilerini arayarak mal satışı yaptık. Şimdi bu genel teamüllere falan aykırı bir şey ama doğru. Hayat başka, akademi başka. Yani şimdi aynı durum demin gördünüz Kurtuluş Savaşı örneğini. O bizim başkomutanlık meydan muharebesindeki strateji Atatürk'ün stratejisi.
37'de harbi akademilerine gidiyor. O şeyi masaya yatırıyor kurmay subaylarla. Ve çok yoğun eleştiri alıyor. Bunun yanlış bir şey olduğunu, çok riskli olduğunu söylüyor diğer kurmay subaylar. Ve Mustafa Kemal'in müthiş bir cevabı var. Diyor ki bunu akademide yapsam çakardım. Ama hayatta bunu yapmak zorundayım. Hayat akademide ve üniversitede öğretilenlerin dışında size bir şeyler yapmanızı gerektirebilir. O zaman yaratıcı fikirler de orada çıkıyor zaten. Yani adam aslında bunu yaptı. Klasik inandığımız şeylerin yeni bir bayi oluşturmak yerine kendi deneyimi, kendini bildiği için kendi deneyiminin sonucu olarak bize Alman firmalarını hedefledi. İşte o hedefi bulduğumuz zaman hedef rakiplerin Almanların müşterilerine götürdü. Şurada bir burayı sipsivri yaptık o zaman biz. O zaman Rusya'ya tak diye girdi. Sonra gitti Alman Rus'u açtı. Orada firma kurdu. Her şey çok güzel gidiyordu. Uçak düşünce. Aramaya korkuyorum adamı. Ne yaptı, ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Strateji her şeyi hesap etme sanatı değil. Strateji yeniden mevcut koşulları en iyi şey yaparak. Şimdi ama şunu bulduk. Geçen hafta biz İskitçilerle birlikteydik, iklimlendirmecilerle. Rusya'ya hangi kapıdan girebiliriz? Sorusunun cevabı şurada gizli. Avrupa ambargo uygulanırken Rusya'ya nereden girdi? Bunu istatistiksel olarak görebiliriz TradeMap'ten. Ve şu neticeye vardık. Avrupa Rusya'ya Litvanya'dan girdi. Çünkü Litvanya'ya giren ve çıkan Rusya ihracatın bütünü giriyor ve çıkıyor. Millileşiyor, mal gidiyor çıkıyor. Litvanya orijinaline çevriliyor ve Rusya'ya giriyor. 175 milyon Litvanya'nın mal ithal edecek hali mi var? Şey makinesi, plastik enjeksiyon makinesi. Bu mal giriyor ve Almanya'ya, Rusya'da aynen Rusya'ya satılıyor. Dolayısıyla strateji bize mevcut imkansızlıklar içinde elimizdeki verilerle en iyisini yapma sanatı. Dolayısıyla onun da bir çaresi var. Yani şu anda bir sürü firma, biz geçen hafta konuştuğumuz 3 tane Türk firma Litvanya'da ciddi bir araştırma yaptık. Ne yaptık? Şunu yaptık. Kendi gitiplerinde Litvanya'dan Rusya'ya satılan mallarına Rus ithalatçılarını ve Litvanyalı ihracatçıları bulduk. Bizim için orada ithalatçılar önemli değil. Litvanya'da bu işlemi yapan, yani malı millileştirip sonradan Rusya'ya satan adamlar lazım. Bu ihracatçıları bulduk. Şimdi biz bu ihracatçılara gidip, abi bizim malımızı da Litvanya'da millileştirelim, Litvanya olarak Rusya'ya sokalım diyebilecek konumdayız. Bakalım bunu deneyeceğiz. Bu başarılı olacak mı? Ama bir stratejik öngörü, rakamlardan çıkardığımız bir şey. Başarılı olur olmaz ama işte bu şu klasik bir tarzdır. Klasik pazarlamadır. Bu küttür. Buna yer açman gerekir ama bu bir de tak diye buradan girebilirsiniz. Bu aslında İstanbul trafik. Yaptığımız işlem şu. İstanbul'un trafik haritası var. Herkesin cebinden yüklü bu. Hangi köprü açık, hangisi şey. Daha doğrusu açık kanalları gösteriyor bize. Bizim yaptığımız bütün bu analiz 220 ülkeye bakıp hangi kanal açık o an için o ülkeye gidebilme sanatı. İşi çok basite indirgemek gerekiyor. Yani biz bu haritayı dünya için yapıyoruz. Şimdi dünyada bilgi şuraya geldi. Bu veri tabanını biliyor musunuz? Flight Radar 24. Girerseniz göreceksiniz, dünyadaki bütün uçuşları, havadaki bütün uçuşları anında görebiliyorsunuz. Bir uçağa tıkladığınız zaman o uçağın nereye ineceğini görebiliyorsunuz. Hangi dakikada ineceğini görebiliyorsunuz. Yani 5000 uçak var, şu anda 4373 yolcu uçağı var. Bunu sabitlediğimiz anda bu uçakların her birine tıklayarak şu anda Türkiye üstündeki bütün uçakları görebilirsiniz. Sakarya üstündeki uçakları görebilirsiniz. Ve tek uçağa binip kokpitiyle birlikte pilotla inebilirsiniz. Altınızdan da dünya kayıyor. Dehşet verici bir şey. Yani 3 gün oynuyorsunuz. Öğren. Peki bilgi şöyle bir şey. Yani bu kadar merkezileşen bir dünyadayız bilginin. Aynısını gemiler için var. Tüm gemileri görebiliyoruz dünyada. Yani eskiden şöyle olurdu. Dış firmaya gelirdi ya malı gönderdin mi adam yetiştirememiş üretimi. Ya gönderdik de gemi abi bozulmuş limanda yatıyor. Artık bu yalan imkansız. Çünkü adam geminin şeyine girdiği zaman okyanusta gittiğini görüyor ve senin malın o gemide değil. Yani bu 3 saniye bunu bulması. Dolayısıyla tek tek gemileri bulabiliyoruz. Şimdi bizim burada yaptığımız şey tüm dünyadaki ürün akışlarını tek bir ürün. Bakın tek bir sektörden bahsetmiyorum. Tek bir ürün. Bu kağıt da olabilir, boru da olabilir veya mobilya olabilir. Ama ofis mobilyası olabilir ama döner koltuk olabilir. Hepsi tek ürün bazında bakmak zorundayız. Bunun dünyadaki hangi kanallar açık, hangi kanallar değil bu analizi yapmamız gerekiyor. Size gösterdiğim hedef pazar matrisi böyle bir matristi hatırlarsanız. Amaç sürdürülebilir karlı ihracatsa büyüyen, karlı, rekabetçi olabileceğimiz ve kolay girilebilecek pazarları ayırt etme sanatı olarak. Şimdi bakın burada
Çöpten bile istihbarat yapılabilir. Burada aslında bir örneği var. İngiliz gördük, Cyprofood bu bizim hedef bir müşterimizdi. İthalatçı olduğunu biliyoruz, cirolarını biliyoruz, yöneticilerini biliyoruz. Bir de sokak resmini gördük, üstüne üstlük. Ve arkadaşımız dedi ki ya çöpe bak, dedi şurada bir şeyler yazıyor, buraya odaklandık. Bakın çöpte Agrofood, bu muhtemelen dedik bir ihracatçı, rakibimiz. Araştırdık bunu, Kolombiya'nın ihracat konsümentoları açık. Sicex diye bir veri tabanına giriyorsun, ihracat konsümentoları açık. Orada bu firmanın, Agrofood SA'nın, ihracatçı firmanın kontak kişisi buymuş. Dried Apricot satmış 08-13-10. Kime? Cyprofruit'a 2876 kilo, 11.576 dolar. Hangi tarihte adamın ne sattığını pat diye gördük. Ve bu çöpten girdik. Tersten de girip bulabilirdik. Yani Kolombiya veri tabanına girip İngiltere'ye kayıt satan firmaları da sorgulayabilirdik. Ama fark etmez. Sonuçta bir sonuca ulaştık. Bu adamı araştırdık. Bakın bu adamın Amerika'ya ihracat yaparken FDA tarafından Import Refusal Report, pestisit çıkmış adamda. Ve bu raporu bulduk. Peki bu acaba bizim Cyprofruit bu raporu görse ne yapar? Güzel olur değil mi bu rapor için? Burada tabii sanat şöyle bir şey. Bu raporu alıp adamın önüne atmak sanat değil. Bu çok kaba bir şey olur. Hani kör parmak kör gözüne der tiyatrocular. Böyle olmaz. Bunu daha sanatsal bir şekilde duyurabiliriz. Ne deriz? Ya bak ben de Amerika'ya ihracat yapıyorum. FDA'nın sitesine benim ismim yazdığı zaman hiçbir şey çıkmıyor. Demeniz yeterlidir. İngiliz ertesi gün akşam hemen Cyprofood'u yazacak. Ve Cyprofood'un Import Refusal Report'una kendi ulaşacak. Dolayısıyla bir bilgiye kendinizin ulaştırmanız daha inandırıcıdır. Zaten sanat da böyle bir şeydir. Yani sizi bir şey söylemeden sizin yaptırarak kendinizin bulmanıza yol açan şey, bilgi daha stratejik önemli bir bilgidir. Aldatma teorisinin de özüdür. Yani Çinlilerin 36 strategemindeki aldatma teorisinde de. Şimdi geldik son bölüm. Yani şu istihbarat biliyoruz, stratejiyi biliyoruz. İhracat sanatı yapmamız için iletişim silahlarını sanat gibi kullanmamız gerekiyor. Bunlar neler? Bakın bizim ihracat pazarlamasında, üstüne vuruyorum, uluslararası pazarlama değil, ihracat pazarlamasında ana silahlarımız bunlar. Dolaylı ve direkt. Literatür böyle tanımlıyor. Nedir? Direkt doğrudan, aktif, elektronik, posta, telefon, faks, katalog gönderme, fuar katılımı, hedef ülkede potansiyel müşterileriniz yer, hedef ülkelerde ofis açmak, B2B sitelerine abonelik. Diğerleri de pasif olanlar. Peki bir soru. Bunlar içinde en güçlü silah hangisi? Bir ordunun silahları gibi bunlar. Tank, top, tüfek, işte havan topu, lazerli bomba, güdümlü bomba gibi gibi. Tank savar. Bütün bu silahları dizdik biz buraya. Silahlarımız bu kadar. Başka yok. Bunların içinde en büyük hedef ülkede ofis açmak. Daha güçlü bir silahımız yok. Hedef ülkede ofis açtı mı o ülkeye girmiş sayılabilirsin. Ama bu 100 bin dolar. Bu parayı kazanıp kazanamayacağımız çok tartışmalı. Herkes hangi silah kullanıyor? Türkler şu anda fuar katılımı silahını kullanıyor. Büyük sayıda Türk firması artık ihracatlı fuar kanalını yapıyor. Bu artık çağımızda geçerli değil. Fuarlardan kesin sonuç elde etmek tek başına fuar katılımıyla mümkün değil. Ve şu anda büyük bir bıkkınlık var fuarlara katılım konusunda. Bunu Alarko da dile getiriyor. Alarko radyatör bölümünde 200 bin dolar harcadık. Doğru dürüst bir sonuç elde edemedik diyor. Burada istihbarat yapmak ve nokta atışı yapabilmek önemli. Dolayısıyla şu silah eskiden çok güçlüydü. 10 sene önce fuara gittiğiniz zaman işi bitirebiliyordunuz. Bugün artık havan topu gibi görmeden atış yapmakla aynı. Siz orada oturuyorsunuz, müşteriler geliyor ve stratejik olarak müşterilerin üstün olduğu bir konuma itiyorsunuz. Burada çok güçlü, en güçlü şey hedef ülkedeki potansiyel müşterilerin ziyaret edilmesi. Bizim 4 ayda hedef pazarı ihracat operasyonunun temel dinamini bu araç oluşturuyor. Ama bu tek başına bir şey ifade etmiyor hedef ülkede. Bunu ne kadar çok araçla tek bir odak hedefe odaklayarak hedef odaklı kullanabilirsek o zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Şöyle diyeyim. Şimdi Antep'ten bir firmamız kuru yemiş yapıyor. Neydi ismi? Mehmet Ali Bey'in firması. Aklıma gelecek. O firma Gaziantep Ticaret Odası'yla Fancy Food'a gitti ABD'ye. New York'ta olacak. İki defa olur senede. Biri New York'tadır, biri Miami'dedir. New York fuarına gitti.
bu kuru yemiş firması giderken biz dedik ki nasıl bir strateji izleyebiliriz? Biz de Oda kanalıyla danışmanlık veriyorduk firmaya. Dedik ki bir, bu araçları çok kullanalım. Bir, dedik ki hedef ülkedeki potansiyel fuara katılacağız. Zaten buna yazılmışız. Peki biz ne yapalım? İki, fuardan sonra 10 gün daha kalalım. New York'taki ithalatçıları ziyaret edelim. Fuara gelmeyenlerini ziyaret edelim. Üç, bunların içerisinde telefon ve faksla en önemli gördüklerimizi davet edelim. O zaman şunu yaptık. Bir veri tabanına üye olduk. Trading for 365'e. Oradan ABD'de bizim kuru yemişle ilgili ithalat yapmış bütün Amerikalı firmaları çıkardık. Yani elimizde 2008'den içinde bulunduğumuz aydan bir ay öncesine kadar ki bütün ABD'li firmalar kaç ton ve kimlerden mal almışlar hepsini gösteren firma bilgileri ve aksiyon bilgileri elimizdeydi. Buna göre arkadaşımız bir ay çalıştı Mehmet Ali Bey. Meray kuru yemiş firmanın ismi. Bir ay çalıştı. Bu çalışmanın sonucunda 14 tane firma tespit. Yüzlerce firmadan. Dedi ki hocam değişik parametreler koyduk. Bu 14 firma benim için ideal müşteriler dedi. İşte her şey burada başlıyor. Bütün mesele istihbarat süzme operasyonudur. Bu 14 firmayı bulduktan sonra bunun yöneticilerinin isimlerini bulduk. Bilançolarını indirdik firmaları. Firmaların hepsini çok yakından tanımaya başladık bir müddet sonra. Hangi fuarlara gidiyorlar? Yani odağımızı o mumu odaklamak gibi bu 14 firmaya çevirdik. Fuara gidene kadar bu 14 firmayı çalıştı ve ondan sonra tek tek patronlarını arayıp telefonla fuara davet etti. Şimdi bakın operasyon farklı. 100 tane mail atmanız ayrı, fuarda ben şu stand açıyorum demeniz ayrı. 14 hedefi seçip bu hedefi adamlarını tek tek arayıp fuara gel bir yemek yiyelim, akşamda işte şuraya çıkalım demek tamamen ayrı bir stratejidir. Ve buraya çağırdı. Bunlardan 3'ü 4'ü gelmiş, diğerleri gelmemiş. Yani ama 3-4'le de çok iyi iş yaptığını söyledi. Önemli olan bu başarı yapabilmek. İkinci tur bittikten sonra diğer geride kalanları ziyaret etti New York'ta. Bu da çok önemliydi. Kaçakları orada doldurdu. Üçüncü şunu yaptı. Bir firma dedi hocam oturuyorum dedi. İstihbarat dedi muhteşem bir şey. Böyle oturuyorum. Elimde dedi bütün veri tabanını koydum. 2008'den beri Amerika'da Excel tablolarını oluşturdum. Bütün ithalat yapan bütün Amerikalıların listesi var ve hepsine girilebiliyor. Adam kartını koyuyor, hemen oradan Excel'den tak diye o bölüme, ithalatçı bölümüne firmanın ismini yazdığınız zaman onu süzüyorsunuz. Ve adamın 2008'den beri bütün operasyonlarını tek sayfada pat diye görüyorsunuz. Ve adamla başlıyorsunuz konuşmaya. Yani adam diyor ki işte siz yönlendiriyorsunuz, son Fransa'dan almış, ondan sonra Yunanistan'dan almış, değiştirmiş, işte İtalyanlara gitmiş. Ya İtalyanlar da çok iyi değildir aslında ama siz İtalya'dan alıyor musunuz diyorsunuz. Adam başlıyor İtalya anlatmaya. Adam diyor ki ya ben senede şu kadar ton alıyorum diyor. Ya bir bakıyorum diyor 2008'den beri o kadar almamış diyor. Yani kimin ne kadar önem vereceğini o tablo sana gösteriyor. Dolayısıyla atladıklarını da öyle buluyor. Bunun neticesinde şuna karar verdik. Ya dedik sen bir daha fuara gider misin? Güldü adam dedi ki ya fuarla ne işim olabilir? Her sene Amerika'ya gideceğim ama dedi çok basit bir şey yapacağım. Yani bütün o tabloları oluşturacağım. Müşterileri nokta atışı işaretleyeceğim. Randevu alacağım, gideceğim, satacağım, geleceğim dedi. Yani niye dedi fuara standda oturmaya para harcayayım ki bundan sonra? Ve aslında öyle yapıyor. Yani strateji değişti. Değişti artık şurası fuar katılımı. Herkes Almanya'da fuara gider. Bir firmamız şöyle yaptı. Konyalı bir firma. O da hidrolik silindir yapar. Kayahan firması. Fuara katılıyordu Almanya'ya. 3 kez katıldı. 4. artık son olacak dediler. Ondan sonra fuara gittiler. Bu fuara gitmeden buradan bir yardımcı bir şey koyalım dediler. Ve buradaki bir dergi buldular. Hidrolik silindir dergisi 10 bin satıyor Almanya'da. Çok kıymetli bir dergi. Onun arka sayfasına 5 bin avroya ilan verdiler. Kayahan firmasının ilanı verdiler. Ve o şeyde işi patlattılar. Ve şunu söyledi bana yöneticiler, ya hocam dedi, millet geliyor ellerinde dergi, ya ne kadar büyümüşsünüz. Ya siz, halbuki biz aynıyız ama o imajı veriyorsun. Ama sen 3 sene katılmışsın, burada 2 tane ayrı bir silah koydun. 1 artı 1 2 etmiyor, bu 12 ediyor. Çünkü bu ikisinin yarattığı bir ortak sinerji var. Ortak bir güçlendirme imajı var. Sana yepyeni bir şey sağlıyor ve orada çok iyi satışlar yaptılar. Bizim de danışmanlığı devam ettirmediler. O kadar iyi satış yapınca çok güldük ona, yani dedik artık ihtiyaç kalmadı falan. Doğrudur. Şimdi burada
Örneğin sektördeki derneklere üyelik çok pasif bir şey görünebilir ama müthiş bir şeydir. Yani siz İngiltere'de biz bunu yaşadık. İngiliz kuru meyve ithalatçı demeyeyim kuru meyve derneğine hedef müşteri grubu olarak oradan adres çıkaralım diye girdik ve orada Osman Öz diye bir İzmirli ithalatçının dernek üyesini, ihracatçının dernek üyesi oldu. Şimdi bu müthiş bir şey. Yani Osman Öz müthiş bir stratejik beceri sağlamış. Nasıl? İngilizlerin meyve derneğine adam üye olmuş. Şimdi adam stratejik bir üstünlük yakalamış mı? Yakalamış. Hem de pasif bir araçla yakalamış. Niye? Adam senelik toplantılarına gidiyor muhtemel. Herkese birer şey böyle paketler hazırlıyor, hediyeler. Masalarda ürünlerini satıyor yemek yerken geliyor. Sen burada uğraş dur. Hangi firmayı hedefleyeceğim, gideceğim. Stratejik bir üstünlük yaratıyor. Yani araçlarımız bunlar. Bunları her ülkede farklı araçları farklı oranlarda bir araya getirerek sanat yapabiliriz. İşte dış ticaret elemanının, bizim dediğimiz istihbarat elemanı bunları, bu beceriyi deneye yanıla gören, bunu sezgileriyle, aklıyla bir arada kullanabilen bir yaratıcı elemandan bahsediyoruz. Evet, konsümentoları gördüğünüz bunu 30 ülkede, bütün bilgileri görebiliriz. 30 ülke artık, dünya bize açıldı. Rakiplerin kimlere ne yaptığını görebiliriz. Bütün bunlara açıldı. Finansal raporlarına girebiliriz. Bütün dünyadaki aşağı yukarı herkesin, tailor-made yaptırdığımız zaman herkesin finansal raporlarına ulaşabiliriz. Ve bilançolarını görebiliriz. Firma risk raporlarına ulaşabiliriz. Ama gördüğünüz gibi hedef pazar çalışması da bunlardan bir tanesi. Bununla ilgili web sitesinde girebileceğiniz şeyler var. Hazır yapılmış araştırmalarımız var bizim. Ama burada evet, burada evet, şu hedef pazar matrisini geliştirebilirseniz, bunu yapabilirseniz, bununla da dünyadaki bir ürün bazında hangi ülkelerin hedef olabileceğine dair çok hızlı bir süreçte karar verme imkanını oluşturabilirsiniz. Yani hedef pazarı tespit edeceğiz. O hedef pazardaki araştırmaları bulacağız. Oradaki firmaları tespit edeceğiz. İstihbaratlarını yapacağız. Kim kimden mal almış, kaç ton almış, hedef müşteri gruplarımızı tespit edeceğiz. Dikkat ederseniz hep hedefi küçültüyoruz. Ve sonunda elimizde 10, 15, 20, 30 firma kalacak. Bunlara bütün gücümüzü verip mumun aleminin bir metali kaynak yaptığı gibi bir süreçle bu süreci noktalamak durumundayız. Yani bizim Türk firmalara önerdiğimiz, Türk firmalara da yakın bulduğumuz, çünkü Türkler en kısa yoldan en etkili silahı kullanmak istiyorlar. Bu güzel bir şey. Önerdiğimiz sistem böyle bir sistem. Yani bunun da değişik parametreleri var. Bilimsel bir sistem mi? Bilimsel tekniklerin de kullandığı sanatsal bir sistem. Bize sorarsanız işin şey analizinde. Öyle yapabiliriz. Benim aşağı yukarı sıkıştırarak anlattıklarım bunlar. Sizin sorularınız varsa onlara da cevap verelim. Bu sunumu bırakacağım zaten burada. Oradan alabilirsiniz şeyden. Evet, var mı sorular? Peki, evet, teşekkür ederim.